Ukrayna'daki savaşın İstanbul'a yansımasıyla bir mayın alarmıyla başladık bugün programa diyeceğim. Çünkü programı başka türlü hazırlayabiliriz ama sıcak gelişmeleri vermek elbette ki daha önemli geliyor. Ben hani bu kadar erken beklemiyordum, açıkçası kimse beklemiyordu. Mayınlar Karadeniz'de serseri mayın denir ya, hani öyle serseri mayın vakası var imiş ki bu gerçekle bugün yüzleştik. Mayın etkisiz hale getirildi, saatlerce Boğaz trafiğe kapatıldı ve tekrar açıldı. Ama bir gerilim var, başka mayınlarda olabilir diye. Bundan sonraki süreçte elbette ki bir farkındalığımız oluştu. Bunu ayrıca takip etmemiz gerektiğini anladık. Savaşın yansımasını hissetmeye başlayan bir ülke olarak bugünü yaşadık efendim. Evet, haftanın panoramasında haftanın en önemli olayı ne diye bakıyorum ve size şunu söylemekle mükellefim. Dünden itibaren asgari ücret acaba güncellenecek mi diye düşünüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imasıyla. Çünkü farkında olmayan bir iktidar vardı. Efendim farkında değillerdi. Uzayan kuyruklar, feryatlar, fatura feryatlarıyla nihayet fark etmişler ki biz bir iki haftadır çiftçiye paket, sanayiciye şu diye bir takım haberler duymaya başlamıştık. Gerçi paket çıkıyor ama paketler lafla peynir gemisi yürür mü? Paketler bir işe yaramıyor ama biz yine de umut ediyoruz. Asgari ücret artabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan esirgemeyiz dedi. Bir imada bulundu ve şu cümle: veren al, alan elden hayırlıdır. Padişahım sen çok yaşa nidalarıyla iktidar medyasındaki manşetlere bakarken, kim kime neyi veriyor acaba diye düşünürken, daha 3 ay önce güncellenmiş olan asgari ücretin geldiği noktayı, bundan sonra ne olacağını düşünürken, eyvahlar olsun ülke yönetiminde ne oluyor ne bitiyor diye değerlendireceğiz konuklarımızla. Asgari ücret güncellemesinden başlayalım diyorum. Efendim Selin Sayıkböke bizlerle birlikte, hoş geldiniz stüdyomuzda. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Selin Hanım teşekkür ediyoruz. Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığına da seçildi Selin Hanım. Programımızın içerisinde Avrupa temaslarından dönerek geldi. Çok da haber olmadı. Orada ne olduğunu soracağız. Ama öncelikle ülkenin güncel ekonomisini değerlendirmesini rica edeceğiz. Esfender Hocamız, Esfender Korkmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Esfender Hocam siz de yayınımıza. Muhakkak ki yaşadığımız problemleri analiz edip çözümü de üretecek bir bakış açısı sunacaksınız bu programda. Şunu hemen hatırlatmak istiyorum. Asgari ücretle başlayalım dedim. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir şeyi hatırlattı bugün. Asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerektiğini ve asgari ücretin hesaplanıp güncellenmesi gerektiğini. Hani alan el, veren el, başka türlü bir hava o, bir padişahlık bir şey havası galiba o. Daha nitelikli, daha kurumsal bir yönetim anlamına gelir. İkincisi de Ümit Akçay, ekonomist Ümit Akçay'ı ayın başındaydı zannediyorum, geçen ay konuk etmiştik. Ve o asgari ücretin Haziran ayında yeniden yapılandırılması gerektiğini ve iktidara çağrılar için vakit artık geçti. Bir an önce yapılması gereken vatandaşın yükünün hafifletilmesi demişti. Muhakkak ki siz de bu düşüncedesiniz ve nasıl olacak? Asgari ücret artacak mı diye soracağım konuklarıma, artabilir mi? Yoksa bu bir hani seçim sattım halinde popülist iktidarın söylemi mi, bir imada bulundu, bir toplum tartışsın, isteriz isteriz desin, konu olgunlaşsın falan diye mi gündeme getirildi? Selin Hanım sizinle başlayayım, ne dersiniz? Asgari ücretin umudu var mı? Umudunuz var mı güncellenebilmesinde? Çok önemli çünkü güncellenmesi gerekiyor. Yani güncellenmesi gerektiği aşikar, bir kere oradan başlamamız gerekiyor. O kadar çok söylenecek şey var ki AKP Genel Başkanı'nın söylemi üzerine. Bir kere şunu tespit ederek başlayalım. Asgari ücret şu anda 4.253 lira. Açlık sınırı Şubat ayına verilerine göre, ki Mart'ta daha yüksek çıkacaktır, 4.550 lira. Yani daha senenin ilk 3 ayı içerisinde 10 milyon insan, asgari ücret veya asgari ücrete yakın ücretle çalışıyor olan 10 milyon insan açlık sınırının altında çalışmaya, yani çalışırken aç kalmaya mahkum edilmiş vaziyette. Şimdi bir kere burada iki temel şeyi ortaya koymak gerekiyor. Birincisi, düzen vatandaşını çalışırken yoksulluğa mahkum ediyor, işsizliğe mahkum ediyor. Bu düzenin değişmesi gerek. İkincisi, ağır enflasyon yükü altında asgari ücretin çok hızla eridiği ve kronikleşen bir enflasyon gerçeği olduğu için de erimeye devam edeceğini biliyoruz. Neden derseniz, TÜİK'in makyajlı verilerine göre dahi bugün tüketicinin enflasyonu %54 ama üreticinin maliyet enflasyonu %100'ü aşmış vaziyette. Bu makasın açılmış olması önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da yükseleceğini,
Dolayısıyla bugün açlık sınırı altında kalan asgari ücretin yarın daha da aç bırakacak bir düzeyde kalacağına işaret ediyor. Dolayısıyla bir düzeltme yapılmalı. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yerde ücretlinin, üstelik de asgari ücrete mahkum edilmiş olan ücretlinin mutlaka yaşamsal olarak temel hakkını aldığı, birinin verdiği değil, temel hakkını aldığı bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Şimdi bunlar biraz daha ekonomik gerçeklik tarafı. Dönelim niye bu ihtiyaç var ülkede sorusunun yanıtına. Bu ihtiyacın varlığı bana sorarsanız Erdoğan'ın açıklamasında yatıyor zaten. Ne diyor? Yani lütfederse verecek. Halbuki bunlar temel haklar. Biraz önce hani yayının sonunda konuşuyor olacağız. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki görevim nedeniyle sosyal politikalarla ilgili yürüyen tartışmaları. Avrupa sosyal şartına taraf Türkiye. Anayasamızda da sosyal devlet olduğumuz yazıyor. En temel haklarımızın başında çalışma hakkı geliyor. Yani emeğimizi var ederek o emeğin karşılığını aldığımız, bunun bir hak olarak tanımlandığı bir düzendeyiz. Yani birisinin lütfuyla verilen değil, hakkımızın alındığı, bunun güvence altında olduğu bir hukuk devletine ihtiyacımız var. Bana sorarsanız kuralsızlığın, keyfiliğin, ben dedim olur, ben demezsem olmaz diyen anlayışın yıkımı nedeniyle bugün asgari ücretin düzelmesine ihtiyaç var. O ihtiyacın da ne kadar kronikleştiğini de Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı'nın bu açıklamaları ortaya koyuyor. Çok net. Bu bir haktır. Birinin lütfuyla verilmez. Bugünün koşullarında da hızla bu hakkı emekçinin almasını sağlanması gerekiyor. Evet, devam edeceğiz zaten. Bu haftanın bazı olaylarını da hatırlatarak diğer konulara geçeceğim. Hocam, sizin de asgari ücretin güncellenmesi konusundaki düşüncenizi merak ediyorum. Bu bir politik manevra mı yoksa gerçekten yapılabilir mi? Ekonomik araçları düşündüğünüzde, eldeki araçları düşündüğünüzde sizin yorumunuz nedir? Şimdi biliyorsunuz bu AKP'nin öteden beri böyle bir politikasıdır, bir uygulamasıdır. Sıkışınca algı yaratmak için bir takım laflar söyler. Ama ona uyar mı uymaz mı? Genellikle de uymuyor. Şimdi burada aslında Cumhurbaşkanı'nın artıracağız falan demesinden ziyade asgari ücret bir anayasal bir haktır. Bu anayasal hakkı kim verir? Asgari ücret tespit komisyonu verir. Her şeyden önce asgari ücret tespit komisyonu sürekli çalışır hale getirilmelidir. Asgari ücret tespit komisyonu nasıl oluşuyor? 15 kişiden oluşuyor. 5 kişisi hükümet, 5 kişisi işçi, 5 kişisi de işveren. Ama hükümet de aynı zamanda işverendir. Demek ki asgari ücret masasında işçi azınlıktadır. Bu yetmedi. Bakın 2002 yılında AKP iktidar olduğu zaman Türkiye'de sendikalı işçi sayısının, toplam çalışan işçi sayısının oranı %14'tü. Bugün %14'e indi. Bütün yani sendikalı işçi sayısı %14. 100 kişi çalışıyor, 14'ü sendikalı. Bunun da masaya oturan yalnız Türk İş oturduğu için %8. Düşünebiliyor musun? Bak, işçi zaten 1/3 oranda masada. Türkiye'deki işçilerin de yalnız %8'i masada tespit şey yapılıyor. Yani masada temsil ediliyor. Şimdi böyle bir şey garip bir iş olabilir mi? Yani sen asgari ücret masası var, tespit masası var ama işçi yok. Yani %8 Türk İş'in de tavrını biliyorsunuz, 2 sene önce şahit olduk Türk İş Genel Başkanı'nın oradaki konuşmasına. Şimdi netice olarak önce asgari ücret tespit komisyonu sürekli hale getirilmelidir. Çünkü her ay toplanmalıdır. Çünkü bugün itibariyle bir istikrar sorunu var Türkiye'de. Bir hiperenflasyon sorunu var. Bir geçim sorunu var, yoksulluk sorunu var. Bu nedenle asgari ücret her ay bu komisyon çalışmalı ve gerekirse aya çevrilmeli. Aksi takdirde
böyle sonradan fark vermekle falan asgari ücreti kurtaramayız bir. İkincisi, asgari ücret zaten bunların verdiği asgari ücret zaten bitti. Bakın %54.4 yıllık enflasyon ama hepimiz biliyoruz ki mutfak enflasyonu yani benim hesaplarıma göre %65, %67. Yani gıda fiyatları daha yüksek olduğu için gıda fiyatlarının da sepetteki payı %26 ama ücretli kesim, sabit gelirli kesim, yoksul kesimin sepeti içerisinde gıdanın payı %40-45. Eğer böyle hesaplarsak en az %65 TÜFE. Yani TÜİK'in verilerine göre. Tabii öbür türlü de yani iddia eden arkadaşlar var. Doğrudur da. Daha da yüksek. Ama yalnızca TÜİK'in verilerine bakarsan %67. Şimdi bu şartlar altında yani Cumhurbaşkanı'nın asgari ücretli vereceğiz falan demesi zaten yanlış yani. Tersine asgari ücret masalı, asgari ücret tespit komisyonu toplanıp asgari ücreti her ay görüşmeli ve dolayısıyla işçinin hakkını evet. Bakın şimdi eğer asgari ücrette artış yapılmazsa verimlilik düşüyor. Yani ekonomide ortalama verimlilik düşüyor. Mesela zaten Türkiye'de kapasite kullanım oranı verimlilik düşünce de bu sefer de maliyetler artıyor. Yani daha düşük üretim, daha düşük verimlilik, daha yüksek maliyet demektir. Yani her taraftan 85 milyon insanın zararına. Yani asgari ücreti düşük tutmak, insanları süründürmek bu toplumun, bu Türkiye'nin zararına. Onun için asgari ücret daha hassas, yani Cumhurbaşkanı değil de asgari ücret tespit komisyonu tarafından daha hassas bir şekilde takip edilmesi gerekir. Hocam tespitlerinizi ve önerilerinizi almaya devam edeceğim. Bu haftanın panoraması deyince şöyle bir gözümüzün önünden bazı başlıkları geçireyim istiyorum. O yüzden bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Mesela kayıtlara şunu geçirelim. Bu hafta ekonomistler özellikle doların artışının sürdürülemez olduğunu sizler ifade ederken Atilla Yeşilada'nın sonbahar için bir öngörüsü dikkat çekti. 18-20 liradan söz ediyor. Bu kayıtlara geçsin isterim. Kur korumalı mevduat sisteminin var olan sıkıntılar üzerine bindiğini hep ifade ediyoruz. Mahfi Eğilmez'in hesaplaması 445 milyar lira ek maliyet diye kayıtlara geçsin isterim. Bu hafta özellikle et kuyruğunu çok haber yaptık. Zamla etin kuyruklarının bitirilmeye çalışıldığını, zam yaparak bitirilmeye çalışıldığını gördük ki bu absürtlük tarihe geçti. Bunu şimdi biraz detaylandırmak istiyorum ama ondan öncesinde halkın sıkıntılarına karşı gerçeklerden kopmuş bir iktidardan söz ediyoruz. Birazdan şimdi o görüntü de ekrana gelecek ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinde bir şey var. Yağ sıkıntısını bitirdik diyor, gemiler geldi bitti. Bitmedi ki. İnsanlar hala kuyrukta, onun farkında değiller. Şimdi bu noktada iktidarın farkında olmadığını gösteren iki örnek verip devam edeyim. Bunlardan birisi Deniz Yavuz Yılmaz'ın ortaya çıkardığı bir yine çok maaşlılık durumu. Bugün halkın sıkıntısı artarken iktidarın hiç istifini bozmadığını anlatan bir örnek olduğu için önemli diye düşünüyorum. Çift maaşlı bürokratların korkulu rüyası diyorlar CHP milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'a. Bakan yardımcısının maaşını ortaya çıkardı efendim. O zamlanmış. Asgari ücret kadar hızlı bir yavaş bir durumda değil onun artışı. Biz bekliyoruz asgari ücreti ama 3 yerden 313 bin lira maaş alıyormuş. Çok pahalı bir fotoğraf. Bu fotoğrafa iyi bakın. 313 bin liralık bir maaşlık bir insana bakıyorsunuz. Üstelik bu tek değil. Biliyorsunuz 3'er 5'er maaş alan çok sayıda iktidar bürokratı var. Herkese nasip olsun. Tabii gözümüz yok da ama vatandaşın asgari ücret beklediği bir ortamda oluyor. Güncelleme beklediği bir ortamda. İkinci örnek iktidarın istifini bozmadığını. Tokat Havalimanı dün gündemdeydi. Ekonomik krizin gölgesinde tamamlandı o da. Şimdi niye ihtiyaç var? Nasıl ihtiyaç var? Allah'tan garanti ödemesi yapılmadı ama Tokat Havalimanı için düzenlenen ihale kapsamında 272.1 milyon liralık bir sözleşmeden söz ediliyor. İnanılmaz bir kara delik diyoruz ya hani bu tarz projelere. Gerçi köy değil, kamu özel işbirliği değil. Yani garanti ödemesi verilmemiş ama yine ne acelesi vardı, ne gereği vardı. 3 saatlik mesafede Merzifon Havalimanı var. Bir hani şu ortamda gerekli miydi diye tartışıldı. Tezatları anlamak için hemen kuyruklara dönelim.
Ve sorumu o şekilde sorayım. Et kuyruğu bu hafta çok tabii gündemdeydi ama başka kuyruklar da var. Bakliyat var, ekmek var. Fotoğraflara geçersek arkadaşlar uzun ve ucuz gıda kuyrukları. Bakın Sivas'tan, Erzurum'dan, Konya'dan, sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil ki, büyük şehirler değil ki. Hayvancılığın merkezlerinden geliyor bu kuyruk fotoğrafları. Ve Katar'a et ihraç edildi, tartışıldı, geri adım atıldı, ihracat durdu. Hayvanlar kesimhaneye götürülüyor. Yavrularıyla beraber bir adeta katliam yaşanıyor. Bunların hepsi bir yönetim sorunu gibi geliyor bana. O yüzden ayrıntı veriyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Bu kuyrukların çaresi neymiş efendim? Zammış, zam geldi. Daha da zam gelme olasılığı var. Son bir şey. Ayşe Kadın bugün gündemdeydi. Ayşe Kadın fasulye 100 lira. İnanabiliyor musunuz? 100 lira 80 lira. Bakar mısınız? Böyle bir şey görmedi Türkiye. Sosyal medyanın gündeminde bir görsel var. Veganın ölümü diye. Bir veganın ölümü. Bakın yani sadece et değil, sebze pahalı. Bu ülkede artık sebze alınmıyor. Sadece üstelik de bu şey de değil. Kış sebzesi meselesi de değil. Yani bu 40 lira 50 lira olur mu ya? 10 lira olur mu kış sebzesi? 15 lira olur mu? Böyle bir durum. Tam da bu ortamda işsizlik rakamlarını da gördük. Geniş tanımlı işsizlik 24.4. İşsizlik rekoru da Mardin'deydi de ekleyelim. Ve Bakan Nebati'yi şöyle bir analım. Nasıl yönetiliyor bu ülkeyi konuşmaya başlayalım. Bakan Nebati bugün Deva Partisi dikkatimi çekti. Bir video yapmışlar. Belki de Nebati de hiç olmamıştır diye. Minicik onu görüp devam edelim. Deepfake teknolojisini daha önce duydunuz mu? Bu yöntemle birinin fotoğrafını veya videosunu kullanarak başka birinin görüntüsüyle yer değiştirmek mümkün. Amerika, you blame me for interfering with your democracy. Putin aslında hiç böyle bir konuşma yapmadı. Democracy is a fragile thing. Kuzey Korelileri bu sözlere hiç söylemedi. Hatta videodakiler gerçek bir insan bile değil. Bu teknolojiyle istediğiniz kişiye istediğinizi söyletebilirsiniz. Gel, Müslüm, gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Belki Nebati istemediği şeyleri söylüyordur. Türk lirası şu anda en zayıf durumda. Yani gideceği bir yer yok. Kerim. Yani vatandaş rahat etsin. Rahat olsun. Hatta belki Nebati gerçek bile değildir. Ya arkadaşlar, biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Belki de Nebati hiç var olmamıştır. Evet, herhalde Türkiye'nin gelmiş geçmiş en hakkında espri üretilen ekonomi bakanı oldu. Başka bakanlar tarihimizde vardır böyle esprilere konu olmuş ama hiçbir ekonomi bakanının bu şekilde gündemde olduğuna da tanık olmamıştık. Bu bize şunu düşündürüyor: bu ülke nasıl yönetiliyor acaba? Takmayın kafanıza diyebiliyor musunuz ekonomiye baktığınızda? Sayın Selin Sayıkböke, konuklarıma bunu soracağım. Bir kere bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek falan mevzularına da girdi iş. Ama ben bir fotoğraf, bir panorama çıkardım ve bu panoramanın içerisinde oturtamıyorum böyle bir üslubu ve tartışmayı. Şimdi ben bir yönetim sorunu olduğunu düşünüyorum. Buradan çıkışı görebilmek için önce tespiti doğru yapmak gerektiğini düşünerek bunu sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz Sayın Bakan'ın açıklamalarını? Hani ne veriyor size bir ekonomi yönetimi olarak Sayın Bakan? Neyin değişmesi gerektiğini gösteriyor bana sorarsanız. Yani bu düzenin temsilcisi kendisi. Tam da bu iktidar düzeninin temsilcisi. Yani keyfi yönetimin bir parçası. Kuralsızlığın kurumlar üzerine değil, şahıslar üzerine ve şahıslara yakınlık üzerinden kurulmuş olan düzende varlığını sürdürebilenlerin temsili kendisi. Yani liyakatla işi bilenin, işe hakim olup bilgisini, birikimini oraya aktaranın değil. Yakınlık üzerinden, yandaşlık üzerinden, siyasi sadakat üzerinden, işte 3-5 maaş alanların, bakan olanların olduğu bir düzenin krizini yaşıyoruz zaten. Şimdi birincisi bu. İkincisi, yani bir iktisatçı olarak duyguma hakim olamıyorum. Yani şu duyguma, vatandaşın yaşıyor olduğu ağır gerçeklik ortada. Ya Türkiye 2014'ten beri istikrarlı bir biçimde yoksullaşıyor. Bu yoksullaşma hali ciddi bir yoksunluk yaratmış vaziyette. İnsanlar artık temel ihtiyaçlarına ve haklarına erişemez durumdalar. Ekmek için kuyruk var. Et için kuyruk var. Ayçiçek yağının savaş coğrafyalarından ülkemize gelişinin bayram gibi kutlandığı bir yoksunluk ve kıtlık hali var. Ve bakan diyor ki endişe etmeyin, gözleriniz ışıldayacak. Gözü ışıldayanları biraz önce gösterdiniz. Bir değil, iki değil, iki değil, üç değil, üç değil, beş maaş alan. Onları da öyle
işte açlık sınırının altında kalan asgari ücretle ve keyfi bir biçimde bir şahsın iki dudağı arasından verilmiş şekilde değil. Gayet yüksek meblağlarla maaş alan bir iktidarın temsilcisi kendisi. Şimdi bu iktidarın esasında kimin iktidarı olduğunu çok net ortaya koyuyor. Bu iktidar halkın iktidarı değil. Bu rejim, iktidarın kurmuş olduğu rejim de bana sorarsanız sadece bir yönetememe halinden buhran yaratmıyor. Hani demin dedim ya tam da bu iktidarı temsil ediyor, bu düzeni temsil ediyor diye. Bunu şu nedenle söyledim. Yani bugün içinde bulunduğumuz bu buhran hali, yani uzun zamana yayılmış, toplumun tüm kesimlerini içine almış olan kriz hali, buna buhran diyoruz. Bu kriz halini yaratan şey düzen. Düzeni de bu iktidar kurmuş. Düzenin özelliği ne? Bir kişi ve etrafındaki yandaşları karar veriyor her şeye. Yani keyfilik üzerinden işliyor. Bu keyfiliğin sonucunu nasıl yaşıyoruz biz? Şimdi şöyle yaşanıyor o keyfilik. Mesela diyor ki iktidarın sahibi olanlar, ya biz bir gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirebiliriz. Değiştirdikleri zaman ne oluyor? Türk lirasının değer kaybı hızlanıyor. Türk lirası değer kaybettiğinde vatandaş için ne oluyor? Satın aldığı her şey daha pahalı hale geliyor. Elektrik faturası daha pahalı. Doğalgaz faturası daha pahalı. Domates çok daha pahalı. Fasulye çok daha pahalı. Et erişilemez bir şey haline gelmiş vaziyette. Niye? Çünkü Türkiye'de ne üretiliyor olursa üretilsin, bunu üretmek için ithal girdiye ihtiyacınız var. Yani keyfi karar veren bir yapı içerisinde. Kurallarla değil, kurumlarla değil. Ben dedim oldu diyen. Cumhurbaşkanı bürokrasiyi sizin için al aşağı eder diyen bakanların olduğu bir yerde. Işıltı üzerinden ekonomi anlatan, verilerle değil, halkın yaşadığı gerçeklerle değil, kendi hayal aleminde yaşayan, keyfiliğin olduğu, kadroların olmadığı, kurumların olmadığı bir yerde maliyet artıyor, Türk lirası değer kaybediyor. Dolayısıyla vatandaş için hayat daha pahalı. Enflasyon ve hayat pahalılığı günlük hayatımızın bir karanlığına dönüşüyor. Şimdi bunu böyle anlatmamın sebebi şuydu. Neyin değişmesi gerektiği açık. Biz bir iktidar değişiminden bahsetmiyoruz sadece. Düzenin anlayış değişmesi gerekiyor. Çünkü bu düzen zaten bu iktidar temsilcilerini yaratıyor. Yani dibi gördük Türk lirasında diye övünür mü bir bakan? O ülkenin yerli milli parasının değerinin dip gördüğüne dair bir heyecan duyar mı bir bakan? O duyduğu heyecanın sonucu işte açlık sınırının altında kalan asgari ücret. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla ne değişmeli derseniz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok net ortaya koyduğu bir gelecek iddiası var. O gelecek iddiası da işte bu düzen değişikliğiyle örtüşüyor. Kadrolar, liyakatıyla var olacak kadrolara ihtiyacı var Türkiye'nin. Kurumlar, şahıslar üzerine inşa edilmiş değil, kurumlar üzerine inşa edilmiş bir geleceğe ihtiyacı var. Keyfilik değil, kurallı işleyen bir düzene ihtiyacı var. Bu 3K kurumlar, kadro, kurallar yerine konduğu anda zaten düzen değişmiş olacak. Ve o zaman böyle gözlerinde ışıltı aradığımız, kendi gözlerinin ışıltısıyla memnun olan, ülkeyi dipten dibe sürükleyen bir anlayış yerine, liyakatıyla var olan, kurallarla işlediği için herkesin içinde kendini bulabildiği ve kurumlara dayandığı için de şahısların keyfiyle şekillenmeyen, öngörülebilen bir düzen kurulmuş olacak. Yani bunu şunun için söylüyorum. Çok ağır bir şey yaşıyoruz. Bugünü tarif ettiğimiz her durum esasında bir karamsarlık yaratabilecek kadar karanlık. Ama bir yanıyla da karamsarlık yaratmaması gereken bir gerçeklik yaşanıyor. Siz de söylediniz. Tespiti doğru yaparsak bu düzenin değişebileceği ortaya çıkıyor. Ve sadece bakanların değişmesini anlatmıyoruz. Bir iktidar değişimi tarif etmiyoruz. O iktidar değiştiği zaman düzeni değiştiriyor olacağız. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Hukuk devleti kuracağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem var olacak. Peki bunun ekonomiye yansımaları ne olacak derseniz, birazdan eminim detayıyla konuşacağız ama siz hani bu bakanın gözlerde ışıltı aradığı ekonomik düzeni tarif ettiniz değil mi? Açlık sınırı altında bir asgari ücret. Söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi kanun teklifi verdi. Gelin bu sene bu kadar yüksek enflasyon koşullarında 6 ayda bir asgari ücret yeniden düzenlensin dedi. E hodri meydan.
Hemen kabul etsinler kanun teklifini. Etmezler. Neden? Çünkü anlayış keyfi bir anlayış. Neden? Çünkü anlayış hak temelli bir anlayış değil. Neden? Çünkü anlayış enflasyon gerçeğini dahi kabul edebilecek kadar bu hayatın parçası değil zaten. İkincisi, et kuyrukları, fasulyenin fiyatının bu kadar artmış olması, ayçiçek yağını başka ülkelerden bekler hale gelmiş olmamızın sebebi ne? Bu ülkede bu iktidarın, başta dedim ya, halkın iktidarı olmaktan çıkmış olması. Peki kimin iktidarı? Rantçının iktidarı. Kendisine yandaşlık üzerinden kendisiyle kamunun kaynaklarını paylaşanların iktidarı. Dolayısıyla iktidar şöyle görüyor ekonomiye baktığı zaman. Ya bir halktan vergiyi topladık, nereye harcarsak diye düşünüyor ve kimsenin gitmeyeceği havalimanlarına yatırıyor. Kimsenin kullanmayacağı köprülere yatırıyor. İhtiyaç olmadığı aşikar olan, üstelik de yani vatandaşın ihtiyacını karşılamayacağı aşikar olan ama rantçıyla yandaşla kaynak paylaşma imkanı yarattığı için bu iktidarın tercih ettiği projelere gömüyor. Peki sonuç ne oluyor? Meraları inşaat alanına dönüştürüyor. Meralar inşaat alanına dönüştüğü zaman rantçı yandaşa rant yaratılıyor ama o merada hayvancılık yapacak olan çiftçinin geliri elinden alınmış oluyor. O eti sofraya koyma hakkı olan vatandaşın ete erişim imkanı elinden gasp edilmiş oluyor. Yani ranttan yana değil, verimli üretim alanlarından yana kamunun kaynaklarını kullanan bir iktidar kurduğumuzda, düzeni değiştirdiğimizde bakış o meralarda açısı, hayvancılık yapılıyor olacak. Et kuyrukları da olmayacak, ete zam da olmayacak. Şimdi de yamalı bohça gibi aslına bakarsanız bugün mesela gazetelerden bir haber, af ve kaynak paketi yine hazırlanmış. 39 maddelik bir torba yasa geliyormuş meclise. 2B için başvuru yapılacakmış, yine imar affı geliyormuş. Çiftçiye ödeme kolaylığı falan getirilecekmiş. Geçen hafta çiftçiye bir paket daha çıktı. Geçen seneki destek ödemeleri yapılmadı diye eleştirildi. Ama yani bir şekilde de sorunun farkında oldukları için ben seviniyorum. Selin Hanım, sözlerinizi tamamladıysanız hocama da bir döneyim. Elbette, devam edeceğiz çünkü buradayım. Sizinle yine. Hocam şunu da sorayım size. Yine tespitleriniz muhakkak ki önemli ama önerilerinizi ben özellikle istiyorum. Çünkü böyle yamalı bohça gibi dedim. Bir problem var. Ciddi bir yük var ve bir aciliyet de var aynı zamanda. Şimdi Selin Hanım'a da yönelteceğim bu soruyu da. Seçim olunca elbette iktidar değişecek ve o düzen değişince insanlar rahatlayacak. Çok güzel. Ama şu anda bir aciliyet var. Ne yapmak lazım? Siz iktidar bir yol gösterin rica edeyim. Önerilerinizi dile getirin rica edeyim. Evet. Şimdi bakın, siz bir ara dediniz ki doğru tespit yapmak lazım. Doğru teşhis yapmak lazım ki doğru tedavi yapalım. Ben hep bunun üzerinde dururum her zaman. Şimdi tespitlerimize Nebati'den başlayalım. Değil mi? Adı Nebati değil. Şimdi Türkiye'de bir yönetim krizi var. Yani bakan falan ikinci planda. Türkiye'de bir yönetim krizi var. Bir keyfi idare var. Günübirlik idare var. O günübirlik politikayı yapan tek kişi var. Cumhurbaşkanı. Zaten tek kişilik hükümet diyor. Cumhurbaşkanı tek kişilik hükümet. Ve dolayısıyla bu tek kişilik hükümet algı yaratarak hep algı yaratarak yahut da günübirlik çözümlerle yönetmeye çalışıyor. Hani planlamayı falan kaldırdı, onu artık geçtik onları. Ama bir gecede bir kararname çıkarıyor. Ertesi gün bakıyorsunuz sizin bir gün önceki yatırım planınız boşa gitmiş. Yani dolayısıyla günübirlik kararlarla yönetiyor. Demek ki birinci derecede bir yönetim sorunu var. Şimdi bu yönetim sorunu çözmek lazım. Yönetim sorunu nasıl çözülür? Elbette ki demokrasiyle çözülür. Elbette ki parlamenter sistemle çözülür. Yani bir defa Türkiye'yi bu tek kişilik hükümetten kurtarmak lazım. Bunun da yolu parlamenter sistem. Bunun da yolu demokrasi. Şimdi demek ki demokrasi yanında hukukun üstünlüğünü de yeniden sağlamak lazım. Yani ülkede ekonomik istikrarı sağlamak için önce
hukuki altyapıyı ve demokratik altyapıyı düzeltmek lazım. Önce otokrasiyi kaldırıp, tek kişilik hükümeti kaldırıp parlamenter düzeni getirmek lazım. Bu altyapı olmayınca zaten istikrar sağlanamaz. Şimdi bakın, geçmiş krizlere bakarsak, geçmiş krizlerin hepsinde, önceki krizlerin hepsinde demokrasi ve hukuk vardı, güven vardı. Ama bu krizde yok. Devlet kurumsal devletti. Bu krizde devlet kurumsal olmaktan çıktı. Demek ki ikincisi, yani bu altyapının dışında ikincisi, kurumsal devleti yeniden kurmak lazım. Bakın, devlet ekonominin %25'ini kamu harcamaları oluşturuyor. Ve ayrıca da aldığı kararlarla, tüm iktisat politikaları kararlarıyla da tüm ekonomiyi etkiliyor. Kaynak dağılımını da olsun, gelir dağılımında olsun etkiliyor. Şimdi o zaman demek ki bir defa bu kurumsal devleti yeniden yapılandırmak lazım ve dolayısıyla liyakat esasına göre bir devlet düzeni kurmak lazım. İkincisi bu. Üçüncüsü ekonomik istikrar programı yapmak lazım. Şimdi ekonomik istikrar programını, yani başlıklar halinde sayayım, çok fazla detaylandırmayayım. Şimdi ekonomik istikrar programı mutlaka planlamayla olur. Yani bir planlama yapmak lazım. Aksi takdirde yani bugünle yarını bütünleştiremezsiniz. İktisat politikalarını bu plan içerisinde koordineli oluşturmak lazım. Şimdi bu plan içerisinde birinci öncelikli Türkiye'nin sorunu yapısal sorunlardır. Yani piyasada oligopol yapılar var, kartelleşme var piyasada. Bunun sebebi bugünkü siyasi iktidardır. Çünkü devlet tekellerini özelleştirdi. İşte kamu dünyanın hiçbir yerinde olmayan ve %90'lara kadar şeyden çıkan, bütçeden çıkan dolar garantili kamu özel işbirliği gibi uygulamalar aslında hem gelir dağılımını bozdu hem tekelleşme yarattı. Bakın, bu piyasada oligopol yapıları kaldırmak lazım. Mesela bankalar kartelleşti. Hepsi aynı oranda faiz alıyor, veriyor. Özellikle Merkez Bankası bu kartelleşmeye katkıda bulundu. Demek ki yapısal sorunları çözmek lazım. Devlet de bu yapısal sorunlar içerisinde, demin söyledim, bürokrasiyi daha çalışır hale getirmek lazım. Faktörel verimliliği artırmak lazım. Bunlar yapısal sorunlar. Aslında söylediklerinizin hepsi şu açıdan çok önemli, çarenin olduğunu gösteriyor bize. Elbette ki çare var. Bak, ben size şimdi söyleyeyim, sonunda ne kadar zamanda bunlar gerçekleşir onu da söyleyeceğim. Şimdi ikincisi bu, yani uzun vadeli yapısal sorunlardan sonra orta ve kısa vadede şunlar yapılabilir. Türkiye'yi dalgalı kur sisteminden çıkarmak lazım. Bakın, bunlar bu dalgalı kur sistemini kullandılar. Sıcak para gelsin diye kullandılar. Kendileri mesela yani dış ticarette efendim işte kendi hesapları içerisinde kullandılar. Sıcak para geldi Türkiye'ye ama doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmedi. Dalgalı kur sistemi bizim gibi döviz piyasaları gelişmemiş, vadeli döviz işlemleri gelişmemiş, dolarizasyonun olduğu ve piyasada tam rekabet şartlarının olmadığı bir ülkede dalgalı kur sistemi olmaz. Çünkü yarını göremiyorsunuz. Aşırı dalgalanma var. Ta ben 2005'te bu sistemin kaldırılması lazım diye kitap yazdım. Dolayısıyla dalgalı kur sistemini kaldırmak lazım. Merkez Bankası'nı tam bağımsız yapmak lazım bu çerçevede. Ve Türkiye'de bu dalgalı kur ve Merkez Bankası'nı bağımsız yaptıktan sonra, tam bağımsız yaptıktan sonra üçüncü aşamada tabii istihdam politikaları önemli. Evet. Yani istihdam politikaları, yani bütün bunlar bir plan program içerisinde yapılabilir. Ve dolayısıyla şimdi bunlar yapılırsa Türkiye bu krizden çıkar, kurtulur. Şimdi bu krizden çıkacağı çok açık. Bir defa siyasi iktidar değişir değişmez
güven gelecek. Yani temel sorun vatandaşın da o zaman bunu anlaması lazım. Benim anladığım her iki konumda, çünkü diyorsunuz ki iktidar değişmeden çözülmüyor bu iş. Evet, yani çözülmüyor. Onun için bakın gelir gelmez yeni iktidar bir defa sermaye bu iktidara güven duymuyor. Yerli sermaye, yabancı sermaye güven duymuyor. Sermayeyi tutmak zorundasınız. Evet. Sermaye olmayınca piyasa ekonomisi çalışmaz. Çalışmıyor. Bakın şimdi 2021 yılının 3. çeyreğinde ve 4. çeyreğinde sabit sermaye yatırımları eksi oldu. Şimdi neden? Güven yok çünkü. Yani hükümete olan güven dip yaptı. Yabancı yatırım sermayesi zaten kalmadı Türkiye'de. Yerli sermaye de çıkıyor. Beyin göçü de yaşıyoruz. Şimdi demek ki beşeri yatırımları ve yatırımları artırmak için bir defa güven gelmesi için bu iktidarın değişmesi lazım. Avrupa Birliği ile ilişkileri, bakın Avrupa Birliği Türkiye için önemli çıkmadı. Evet, Avrupa evet. Ya pozitif ilişkilere başladığınız zaman Türkiye'ye sermaye gelir, Türkiye'de yatırım yapılır. Netice olarak bütün bunlar birbiriyle bağlantılı. İki ayda Türkiye düzelir. Yalnız tabii ki bir gelir dağılımında bozulma var. Ya bir servet transferi var. Şimdi gelir ve servet transferi bu yapışlet devlet modeliyle de yapışlet devleti yanlış söyledim. Bu kamu özel işbirliği yoluyla da yapıldı. Çeşitli yollarla servet transferi yapıldı belli bir partizan gruba. Şimdi bu servet transferinin ve gelir dağındaki bozulmanın daha uzun zaman alacağını düzeltmek. Ek önlemler gerekir o zaman ona da yönelik olarak. Evet hocam, toparlayabilir miyiz lütfen sizin düşüncelerinizi? Evet, iki ay içerisinde Türkiye yeniden yani bu krizi aşar, yeniden istikrara kavuşur. Yalnız burada benim vatandaşa söyleyeceğim şu. Şimdi bir akademisyenlere ve iktisatçılara şunu söylüyorum. Ya şimdi 445 milyar lira efendim işte bu kur korumalı mevduattan zarar edecek. Ya peki kur düşerse nasıl zarar edecek? Ya nereden biliyorsun? Yarın yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında ne var? Yarın ne söyleyecek? Bakarsın kuru artırmak ister. Çünkü o artırmak isteyince artıyor. Evet. Yarın düşürme. Başka bir öyle bir maliyeti yüksek bir karar alır ki kur düşecek. Bunlarla uğraşmasınlar. Yani bu vatandaş bu işten nasıl çıkar? Onlarla uğraşsınlar. Öyle spekülatif efendim yani cin fikirlerle uğraşmasınlar. Medyaya söyleyeceğim. Ya medya yani hep böyle bugüne kadar hangi krizi Türkiye yaşamışsa medya bu krizden nasıl diye çıkılır diye tartışmıştır. Bugünkü medyada bu yok. Bak siz tartışıyorsunuz ama. Evet, evet, ben gayet net sordum. Siz de gayet açıklıkla dizdiniz, sıraladınız. Evet, iki ayda dediniz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Süre çok hızlı aktığı için ben de böyle bir olabildiğince çok şeyi konuşalım istiyorum da onun için. Buyurun tamamlayın lütfen. Sözü söyleyeyim. Bakın. Evet, vatandaş akıl tutulması yaşıyor. Bakın ben benzetmek istemiyorum ama Almanlar 1933'te akıl tutulması yaşadı. Evet. Rusya, Rus milleti akıl tutulması yaşadı. Çıkacağız umuyorum ki oradan hocam. Çıkacağız. Ne? Yani bu yayınlar zaten o amaçla. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii hani süre çok hızlı aktığı için ben şimdi Selin Hanım'a şunu da sormak istiyorum. Yarın büyük gün. Hocam da Esfender Hocam da aynı şeye dikkat çekti. Bu iktidarın gitmesi için büyük gün. Neden? Çünkü 6 parti bir araya geliyor. 3. kez bir araya gelecekler. Ve biraz daha şekillendi. Artık yol aldı. Yani orada bir oluşum var. Geçen hafta örneğin Macaristan örneğini biz tartışmıştık. Şimdi fakat şöyle bir problem var sadece Selin Hanım. Sözü size verirken. Metropol yine bu hafta dikkat çekti. Kararsızlar kararsız kalmadı. Devam ediyor. Şimdi bunca sıkıntının içinde kararsızlar niye kararsız kalır? İki görsel var. O ekrana gelsin. Siz o altı partiyi bu görselle beraber değerlendirin. Bir acil ekonomi reçetesini sunduğunuz anda ben inanıyorum ki vatandaşın kararsızlığı gidecek çünkü ona hitap etmiş olacaksınız. Siz bunu daha evvel de yaptınız. Daha önce de çalışmalarınızı biliyorum ben. Onun için söylüyorum.
burada acil eylem planını belki de ortaya koymak mı lazım acil olarak? Bu bölümde lütfen bunu izah eder misiniz rica edeyim? Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Hani 6 partinin yürüttüğü çalışmalarda dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya'da gerçekleştirmiş olduğu büyük örgüt buluşması da hep aynı şeye işaret ediyor. Biz iktidara hazırız. Nasıl hazırız derseniz, dün Sayın Genel Başkanımız da Antalya'da bütün örgütümüzle, bütün il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımızla parti meclisimizde yaptığımız toplantıda şunu net söyledi. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bunun için ihtiyaç duyulan acil eylem planı da ve kısa, orta, uzun vadede ortaya çıkacak olan büyük düzen değişikliğinin yaratacağı rahatlamayı da tarif ediyoruz. Mesela güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair bir mutabakat metni imzalandı. 6 birbirinden farklı siyasi partinin genel başkanı bir ortak metne imza attılar. O metnin kendisi ekonomi reçetesinin ta kendisi. Neden derseniz, yayının başında ne konuştuk? Asgari ücret açlık sınırının altında dedik. Hocam da söyledi, asgari ücretin düzeltilebilmesi için esasında Türkiye'de asgari ücret tespit komisyonunun hakkıyla çalışıyor olması gerekiyor. Bu komisyonun hakkıyla çalışabilmesinin bir ifadesi nedir? O masaya çalışanın, emekçinin oturmasıdır. Emekçinin o masaya oturabilmesi için hangi hakkın güvence altına alınması gerekir? Örgütlenme hakkının. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair mutabakat metninin içerisinde, yani 6 siyasi partinin ortak olarak iktidara geldiğimiz gün yapacağız dediği maddelerden biri, örgütlenme hakkının hukuken güvence altına alınması. Bu olduğu zaman, işte size acil eylem planı, bu olduğu anda asgari ücret açlık sınırının altında kaldığında emekçi diyecek ki, ben o masanın parçasıyım, hakkımı alacak bir biçimde müzakere masasının açılmasını istiyorum. Evet. Veyahut da hukuk devleti kuracağız diyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninde de diyoruz. Nedir o hukuk devleti ve güçlü bir parlamento? Bütçe hakkının sarayda gasp edilmesi değil, vatandaşın bütçe hakkının vatandaşın temsil edildiği mecliste yapılması. Sonucu ne olur biliyor musunuz? Sonucu şu olur. Tarım Kanunu der ki, madde 21. Her sene bütçeden milli gelirin en az %1'i çiftçiye tarımsal destek olarak verilir. Verilebilir. Birisi isterse keyfi, yani şahsım dedi olur diyen bir anlayışla değil. Gerçek bir hukuk devletinde ve güçlü bir parlamenter sistemde şöyle işler sistem. Hukuk kanun der ki çiftçinin hakkıdır milli gelirin %1'ini alması. Almasının güvencesi nedir? Mecliste çiftçinin sözünü söylemekle sorumlu olan vekili, yani bütçe mecliste yapılırsa, vekil o bütçeyi yapıyor olursa çiftçinin hakkı bütçeye yansıyacaktır. Yani acil eylem planı diyorsunuz ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten söyleye geldiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de parçası olduğu, hatta stratejik olarak bunun varlığı için büyük bir çaba ve büyük bir inşa yapmış olduğu, 6 siyasi partinin imza attığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni sadece bir yönetim metni değil. Bugün yaşıyor olduğumuz ekonomik buhranın çıkış reçetesinin ta kendisi. Niye? Çünkü eğer çiftçi yasal hakkını güvence altına alan bir meclisin varlığı içerisinde ekonominin yönetildiğini bilirse, bugün ihtiyaç duyduğu desteği alıyor olur. Alırsa ne olur biliyor musunuz? Ya çiftçiye bugüne kadar bu iktidarın vermemiş olduğu 220 milyar lira destek var. Hakkı olan. Evet. Çiftçi ne yapmak zorunda kalmış 220 milyar lirayı alamayınca? 170 milyar lira bankaya borçlanmış. Borcu olmaz. Traktörünü kaybetmiş. Traktörünü kaybetmiş. Mazot parasını ödeyemez hale gelmiş. Dolayısıyla güçlü bir parlamenter sistemde çiftçi hak ettiği tarımsal desteği alıyor olacak. Hakkı olduğu için, biri veriyor olduğu için değil. Aldığı zaman ne olacak? Borç alması gerekmeyecek. Ürettiğinden zenginleşiyor olacak. Ürettiğinin maliyeti de düşüyor olacak. Dolayısıyla tüketiciye bu ürünü ulaştırdığında sofradaki gıda enflasyonu da azalmış Hepsi olacak. Birbiriyle bağlantılı. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Sayın Böke, vallahi o kadar çok konuşacak şey var ki sürede çok, çok hızlı akıyor. Ben Avrupa'yı konuşmak istiyorum özellikle, çünkü önemli bir şey hem başkanlık ediyor olmanız
yapmanız önemli. Öyle bir komiteye hem de oradaki temaslarınızı merak ediyorum. Oradan buraya güncele ne taşıyoruz? Türkiye'ye ne getirdiniz örneğin? Çantanızda nasıl bir bilgi getirdiniz? Onu çok merak ediyorum. Çok az vaktimiz var ama izah edin ne olur. Belki başka bir programda onları detaylı konuşuruz. Benim başkanlığına seçilmiş olduğum komitenin temel alanları deminden beri konuşuyor olduğumuz meseleler. Sosyal işler. Yani vatandaşın yaşıyor olduğu ekonomik ve sosyal hak kayıplarının bütün dünyada yaygın bir biçimde hak kayıplarının telafi edilmesi gerektiği ve bu hakların yasal güvence altına alınması gerektiğine dair bir fikri tartışma ve bunun düzenlemelerini yapıyoruz. İkincisi sağlık alanı. Pandeminin bu kadar esasında yaygın hale gelmiş olduğu ve kanıksanarak sanki artık bitmiş gibi hareket ettiğimiz ama varlığı süre gelen pandeminin hatırlatmış olduğu sağlık hakkının nasıl korunacağına dair çalışmalar ve hukuki düzenlemeler bizim komiteden geçiyor. Üçüncüsü de sürdürülebilir kalkınma konusu. Yani işte çevre hakkının güvence altına alınması, çevre mahkemelerinin kurulması, kamunun kaynaklarının ranttan yana değil, doğayı talan ederek değil, insanı ve yaşamı merkezine alarak kullanılması ve bunun en temel hak olduğu, yani yeşil dönüşümün sağlandığı bir ekonomik düzenin yasal düzenleme ihtiyaçlarının hepsi bizim komitede tartışılıyor. Tabii bu komite tek komite değil, 9 böyle komite var Avrupa Konseyi'nde. Biliyorsunuz Avrupa Konseyi esasında hukuk, demokrasi ve insan haklarına dair Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında bulunduğu bir ortak uzlaşı zemini. Ve bir kurucu üye olarak bu değerlere sahip çıkan bir yerden orada siyasetimizi yapma zeminini yakalamış olmanın ülkemiz açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü siz de söylediniz, buralar diplomasi zemini. Yani ülkemizi, sosyal demokrasiyi, sosyal hakları, ekonomik hakları, insan haklarını temsil eden, bunları savunan bir yerden bu komitedeki çalışmaların hepsi dediğim gibi yoksulluğa son vermek, sağlık hakkının herkesin erişebileceği, eşit imkanlarla erişebileceği, bir kamu hizmeti olarak sunulması, eğitim hakkının benzer şekilde, sürdürülebilir bir kalkınmanın temel haklarının tanımlandığı, ekonominin de bununla dönüştüğü bir geleceğin tasarımını hep birlikte bu komiteden çalışıyoruz. Eğer vaktimiz olursa bir sefer daha detaylı bir gündemle bunu da tartışırız. Bir başka yayında özellikle bu konuyu konuşalım. Çünkü biz bana kalırsa Türkiye yeniden kurulacak, tamir olacak, rayına girecek ve biz bunları konuşmalıyız aslına bakarsanız. Ki önümüzdeki süreçte olgunlaşsın, bu fikirler tak 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 yapılsın diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Ayhan'a, sağ olun. Biz hazırız, tekrar edeyim. İktidara hazırız, reçetelerimiz de hazır, kadrolarımız, kurallar ve kuracağımız kurumlar. Esasında hepsine hazırız. Dolayısıyla yarın seçim olsa Türkiye'nin bu ağır buhrandan kurtulacağına dair hiçbir şüphe duymaksızın o özgüvenle siyasetimizi yapıyoruz. Çok şükür Türkiye'nin parası da var. O günler. İnsan kaynağı da var. Bizde de siyasi iradesi var. Geleceğine şüphe yok. Evet, Sayın Böke'yi uğurlayacağız. Reklama gidelim. Reklamdan sonra efendim bu kez tamamıyla Deva Partisi ev sahipliğinde yapılacak olan 6 partili ittifakın önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını tartışacağız. Gazeteci meslektaşlarım Sert Açeş ve Mustafa Yılmaz da bizimle birlikte olacak. Deva Partisi Sözcüsü İdris Yayın'la birlikte reklamdan sonra. Haftanın panoramasında ikinci saat diliminde yönümüzü siyasete çeviriyoruz ve bu haftanın hem önemli gelişmelerini hem yarın gerçekleşecek olan zirveyi konuşacağız elbette. Hemen konuklarımı tanıtayım ben. İdris Şahin, Deva Partisi Sözcüsü bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İdris Bey, bu hafta çok yoğundunuz. Ali Babacan'ın ev sahipliğinde, çünkü yarın bir buluşma var. Üçüncü kez bir araya gelecek altılı muhalefet. Onu konuşacağız zaten söze girerken. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sertaç Eş bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Sebra. Çok teşekkür ediyorum. Kulislerde özellikle bilgi almaya çalışacağım. Çünkü siyaset deyince hem Cumhur İttifakı'nı hem Millet İttifakı'nı bir arada konuşacağız. Millet İttifakı'nın temsilcisi burada oldu. Daha doğrusu altılı muhalefetin temsilcisi burada olduğuna göre Cumhur İttifakı'nı ayrıca gazeteci meslektaşlarımdan öğrenmeye çalışacağım. Bazı özel sorular var çünkü bu hafta konuşulması gereken. Mustafa Yılmaz bizimle birlikte, Milli Gazete'nin Ankara temsilcisi, ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Muhakkak ki katkılarınız olacak. Şimdiden teşekkür edeyim ben de. Altılı muhalefetin hazırlık toplantısıyla başlayalım istiyorum. Ve İdris Bey sizinle başlayalım istiyorum. Önce ben bir giriş yapayım. Birkaç cümle söyleyeyim. Babacan'ın bu hafta özellikle liderleri ziyareti önemliydi ve bu zirvenin altını oluşturmak, daha doğrusu çerçevesini belirlemek üzere, bir gündem belirlemek üzere diye duyulmuştu. Liderleri gezdikten sonra şunu söyleyebiliriz herhalde: parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası, ittifakın ilke ve değerleri, herkesin de çok merak ettiği özellikle seçim sonrası uygulanacak olan politikalar. Bu niye özellikle herkesin merak ettiği oluyor? Seçim yasası. Onu ayrıca en sona bırakalım istiyorum. Tabii. Ve İdris Bey sizinle başlayalım. Sayın Babacan liderleri gezdiğinde, bu programı tabii ki konuştuğunda bir hazırlık da oluşturdular. Şimdi biz yarın ne göreceğiz? Biraz hani teknik, hem teknik hem siyasi değerlendirmenizi alayım istiyorum. Nasıl bir hazırlık yaptı Deva Partisi ev sahipliği için? Şimdi öncelikle yarın akşam kendi genel merkezimizde çok değerli genel başkanları misafir etmenin ayrı bir heyecanı var. Onu özellikle ifade etmek isterim. Mütevazi bir genel merkezimiz var bizim. Tabii ki yeni kurulan bir partiyiz. Orada da bu derece kıymetli ve toplum nazarında karşılığı olan çok değerli liderlerin hepsini bir arada misafir edecek olmak ayrı bir onur vesilesi bizim için. Elbette ki teknik hazırlıklarımız devam ediyor. Yarın akşam inşallah misafirlerimizi orada kendimize yakışır bir şekilde ağırlayacağız. Şimdi toplantı öncesinde Ali Bey yıllardır kendine has bazı özellikleri ve çalışma metotları var. Asla gündemsiz hiçbir toplantı yapmaz. Kendi içimizde de yapmaz. Böyle bir birliktelikte de yapmaz. Öncelikle bu toplantı öncesinde gündem diğer partilerin genel başkanlarına gönderilmeden, onların bir görüşü alınmak suretiyle gündem oluşturmanın çok daha doğru olacağına dair kendi genel merkez yetkili kurullarımıza bir karar verdik ve bunun üzerine de toplantı öncesinde gündemde sıcak, gündemdeki konular da tabii ki değerlendirmek üzere bir tur ziyaret yaptı Sayın Genel Başkan. Değişik arkadaş gruplarıyla, genel başkanlarla da birebir görüştü. Tabii ne konuşulur yarın akşam? Elbette ki Türkiye'nin en sıcak gündemleri konuşulur. En sıcak gündem nedir dediğinizde, en önemlisi bana göre ekonomi. Gerçekten ülkede bir derin yoksulluk söz konusu ve bugün itibariyle çarşı pazarın yandığı, özellikle gıda fiyatlarının uçtuğu bir dönemi yaşıyoruz. Ve yine Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmeler, son NATO zirvesi, biraz önce değerli başkanı burada misafir ettiniz. Avrupa'dan nasıl görünüyor Türkiye? İşte Ukrayna-Rusya savaşı olmasaydı acaba bu ilişkilerin neresinde olacaktı? Türkiye'nin yalnızlığının giderilmesinde bu savaş çok önemli bir kapı araladı. Bunu nasıl değerlendirecek iktidar? Mutlaka bunlar tartışılacaktır. Tabii bunun dışında siz gayet güzel gündeme dair sizlere de ulaşmış bir gündem taslağı, liderler buluşmasına ilişkin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası. Bu son derece önemli. Yani yol haritası deyip sadece bırakmamak lazım. Hem seçim öncesinde hem seçim sonrasında olası güçlendirilmiş parlamenter sisteme evrilirken hangi konularda temel esaslar konuşulacak, yapılacak? Bunlar geçiş sürecinin ilişkin esaslarda. Altı partinin birlikte yürümesini sağlayan o ilkeler tabii, olacak. O tabii, yol haritası kesinlikle olacak çünkü. Hem seçim öncesinde hem de seçim sonrasında bu son derece kıymetli. Yine tematik konular dediğimiz her alanda, ekonomiden dış siyasete, sosyal politikalardan güvenliğe kadar, bu süreç içerisinde adalet ve hukuka kadar, yani Türk ülkenin son 3,5 yıldır tarumar edilmedik hiçbir kurumu kalmadı. Kurumlar tamamen yok edildi, ilkeler, değerler yok edildi. Dolayısıyla bir restorasyondan ziyade bir inşai faaliyet gerçekleşmesi gerekiyor. Bu inşai faaliyet öncesindeki yol haritasının ne olacağına dair. Mesela bana sorulduğunda nasıl bir gündem oluşsun dendiğinde de benim öncelikle söylediğim hadiselerden birisi Cumhurbaşkanı'nın birlikte seçmeye dair irade birliği kuvvetli bir şekilde vurgulanmalı. Yani bu toplantıda bunu zaten Sayın Babacan çok net bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki kim güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyorsa, bir irade birliği oluşacaksa mutlak surette bunu isteyenler tek adayla çıkmalıdır düşüncemiz var. Yine seçim yasası şu an itibariyle gündemde. Liderlerin bu seçim yasasında bir değerlendirmesi gerekliliğine ben inanıyorum. En azından bu Deva Partisi'nin seçim işleri başkanı olarak
bu seçim yasasında bir kısım istiyorum. Tuzaklar sürpriz da görüyorum. Sürpriz mi oldu? Yani sürpriz olduğunu söyleyebilir misiniz? Hayır, bu tamamen altılı liderin yan yana geldiği 12 Şubat'tan sonra açıklanan bildiri sonrasında 1,5 yıldır mutfaklarında pişirdikleri aşı servis ettiler ve bir kısım düzenlemelerle servis ettiler. Altılı birlikteliğin yaratmış olduğu sinerji iktidar mensuplarını son derece rahatsız etti ve bu rahatsızlığın sonucu olarak düzenlemeler ortaya konuldu. İlerleyen dakikalarda onun detaylıca ayrıntısına da girebiliriz. Özellikle reklamdan sonra yani seçim yasası değişikliğini konuşalım. Seçim yasasına dair bu son derece önemli. Bir diğer husussa kur korumalı mevduat hesabına ilişkin ilk ödemeler başladı. Bu biz ülke adına bir yıkım projesi diyoruz. Gelecek nesilleri tamamen borç altına bırakan ve dünyanın tamamen faize meraklı ne kadar insanı varsa Türkiye'ye çekme projesi. Önce Türkiye'de mukim Türk vatandaşları için uygulanan bu sistemin, daha sonra yurt dışında ikamet eden Türklere, şimdi de bütün dünyaya açık bir hale getirdi ve bunun Türkiye tarafından kaldırılabilmesi mümkün değil. İktidar günü kurtarma telaşında. Bakınız aylık bile plan yapamıyorlar. Günlük, bazen soruyorlar bize, günlük mü yaşıyor? Evet, şu anda iktidar günlük yaşıyor. Bir olumlu haber onları bugün mutlu ediyor. Aynı müflis tüccar gibi. Müflis tüccar da böyledir. Günü kurtardığı zaman gece yastığa kafasını koydu. Uyuyabilirse onun için büyük bir nimettir. Şu anda ülkenin geldiği nokta bu. Günübirlik. Günübirlik ve özellikle ekonomi yönetimindeki akla, bilime hiçbir şekilde uygun olmayan davranışlar ülkeyi bir felakete götürüyor. Ben Sayın Genel Başkanların mutlaka bunu konuşması gerekliliğine inanıyorum. Ve yine eğer bu yasa çıksa bile ben bu yasanın uygulanabileceğini düşünmüyorum. Oraya gelelim yasasını. İsterseniz Sayın Şahin. Oraya gelelim. Ve son söz o zaman şunu söyleyeyim. Bugünün gündemi önümüzdeki hafta Ramazan giriyor. Dolayısıyla Ramazan'a girerken gıda fiyatlarındaki yangınla alakalı ben 6 siyasi parti liderinden de çok güçlü manada topluma verecek mesajlar bekliyor. Bu söylediğiniz şu anlamda önemli. Bu üçüncü buluşma olacak. İlk iki buluşmada da hep aynı şey oldu. Partilerin bir arada olması bile çok önemli mesajken acil ihtiyaç bir ekonomik reçete olduğu için beklentiler karşılanmıyor gibi oluyor. Zannediyorum bu buluşmada, yani benim de beklentim o ki, bu buluşmada onun da giderileceği bir açıklama ya da onun da içeriğinde yer aldığı bir açıklama ben kamuoyunun hani beklediğini düşünüyorum Selma açıkçası. Selma Hanım, bu zaten mümkün değil normalde. Bakınız sanki iktidarda bu, değilsiniz tabii evet, ama. Yani 6 siyasi parti liderini sanki hemen yarın iktidar değişmiş ve parlamenter sisteme geçilmiş, ülkeyi bu 6 siyasi partinin lideri yönetiyormuş algısı topluma empoze edilmeye çalışılıyor. Ve özellikle bu iktidarın tuzağı, bakın birbirine benzemez altılı yan yana geldi, hiçbir çıkartamadı. Halbuki çok şey çıkartıldı. Çok. 4 ayrı metin ortaklaşa bir metne dönüştü ve yarının Türkiye'sini inşa adına çok önemli bir adım atıldı. Oysa bu başlangıç ve çalışmaların ilk başladığında iktidar ortakları Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin lideri Sayın Erdoğan, bu ne ki, sadece bir sistem değişikliği, biz anayasa vaat ediyoruz, yeni bir anayasa yapalım demişlerdi. 15 aydır bir sayfa bile yazı yazıp anayasa değişikliğine ilişkin bir çalışma yapamadılar. Oysa bu altılı birlikteliğin oluşturmuş olduğu sinerji en azından ülkede neyi sağlıyor biliyor musunuz? Umudu sağlıyor ve sandığım bir gün geldiğinde bu kötü yönetimden bu ülkenin kurtulacağına dair vatandaşta bir inancı pekiştiriyor. Çok doğru. Bu aslında benim söylediğim de o yol haritasına ilişkindi zaten. Yol haritasına ilişkin biraz daha ayrıntı, ekonomik yönetime ilişkin de biraz daha ayrıntı. Hemen bir Mustafa Bey'e de dönelim. O stüdyoda olmadığı için. Mustafa Bey, sizi şöyle sohbete katayım. Yarınki buluşmadan ne bekliyorsunuz? Hani burada konuştuğumuz gibi daha somutlaşmış bir altı parti görüntüsü mü çıkar? Ben çünkü öyle bir görüntünün çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu hani Sayın Babacan'ın hazırlıklarından sonra üçüncü buluşmanın mesajı ne olur sizce? Tabii öncelikle ev sahibi olarak İdris Bey'in dediklerine katılmamak mümkün değil. Beklenti altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistemde bir noktaya geldi. Bu paydaşlığın, bu ortaklığın, bu birlikteliğin, bu işbirliğin zeminini parlamenter sistem oluşturdu. Ama seçimlere giderken hakikaten kamuoyunu, halkı en çok ilgilendiren temel mesele ekonomi. Merhum Demirel'i bir kez daha analım. Tencerenin yıkamayacağı iktidar yok.
bugünlerde çok sık dile getiriliyor. Şu anda en etkili muhalefet elektrik faturaları deniyor. Hakikaten 180 lira hepimizin canı yanıyor. Çünkü AK Partililiğinde, MHP'liğinde, Saadet Partililiğinde, Deva Partililiğinde, CHP'liğinde. Çünkü 150 lira elektrik faturası öderken 550 lira ödemeye başladık. Bu yadsınamaz bir şey. İnsan canı yandığı yerden bir umut arıyor. Şüphesiz vatandaşın beklediği en önemli unsurlardan, söylemlerden birisi ekonomiyle ilgili. Ama yine İdris Bey'e katılıyorum. Burada iktidarın, Cumhur İttifakı'nı oluşturan paydaşların şeyine de düşmemek lazım. Bugün elektrik faturası 150'den 550'ye çıktıysa bunun sorumlusu muhalefet değil. Bugün bu altılı masayı oluşturan partiler değil, yanlış politikalardır. Bu yanlış politikaların uygulayıcısı da yine şüphesiz iktidarın bizatihi kendisidir. Bu olayın bir boyutu. Diğer boyutu, ben bu altılı masayı, inanın bütün samimiyetimle söylüyorum, hiçbir şey yapmasalar, hiçbir şey konuşmasalar, bir ironi yaparak da söylüyorum, sadece kahve içseler Türkiye'ye umut veren bir masa olarak görüyorum. Çünkü Türkiye son dönemde konuşma kültürünü kaybetti. Sorunları tartışma kültürünü kaybetti. Bazı dönemler vardır, bir şey yapmanız gerekmez. Bir şey yapmasanız bile ülkenin kendi potansiyeli bunu harekete geçirir. Türkiye gerçekten büyük bir ülke. Müteşebbisiyle, halkıyla, vatandaşıyla, iklimiyle, coğrafyasıyla, bugünlerde çok fazla ön plana çıkmış durumda olan jeopolitik ve jeostratejik konumuyla müthiş bir potansiyel. Benim kanaatim iktidar şu anda bu potansiyelin harekete geçmesine engel oluyor. O yüzden bir iktidar değişiminde bu paydaşların, altılı masanın herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Yine bu sefer de Erbakan o şeyi almış olayım. Kahvelerini içseler Türkiye kendi hızıyla bir mesafe alacak zaten. Bunu görmek lazım. Ama şunu da ilave ediyorum. Tabii ki bir beklenti var vatandaşta. Tamam, anladık. Parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ama az önce söylediğim gibi ekonomik konularda da kendisini ferahlatacak, kendisine umut verecek, güven verecek bir mesajı almak istiyor, bir mesajı duymak istiyor. Ben bu toplantının özellikle Babacan'ın geçmişte ekonomi bakanlığı olarak bakanlığı gibi çok stratejik bir görev yaptığında hatırlayacak olursak özellikle bu noktada bir beklentinin daha yüksek olduğunu da söylemek istiyorum. Ama bunu bir toplantı, bir açıklamayla beklemek de haksızlık olur. Ben en başından beri söylüyorum, evet güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine bir altılı masa oluştu ama bunun arkasından bir ekonomi masası, bir dış politika masası, bir sosyal politikalar masası mutlaka gelecektir, gelmelidir, gelmek zorundadır. Seçim süreci yaklaştıkça ki Sayın Cumhurbaşkanı belki başlıklarınızdan birisi de budur. Şu ana kadar AK Parti milletvekilliği yapmış, il başkanlığı yapmış, bütün siyasileri topladığı yemeği de hatırlayacak olursak zaten onu soracağım artık, ayrıca Mustafa Bey onu ayrıca soracağım, ayrıca değerlendirmek lazım. Söylemek için fiilen bir seçim sürecine girmiştir. Bu çok nettir. Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın. Ama ben ilave olarak, çünkü siyaset biraz da pratik tecrübe işi, yarınki bu buluşmanın önemli başlıklarından birisinin de ekonomi kadar iktidarın meclise getirdiği seçim kanunu olacağını düşünüyorum. Çok önemli, onu da konuşacağız. Zaten sormak istediğim iki soruyu da vurguladınız. O yüzden zamanı da iyi kullanayım. Hemen Sert Açeş'e döneyim. Sizin de düşüncenizi alayım. Yarınki toplantıya ilişkin beklentileri tamamlayıp hemen o diğer iki önemli konuya geçelim. Evet. Sevgili Semra, şimdi karşıda bir iktidar var ve bu altılı yapıya bir tuzak kuruyor. İlk önce o tuzağın ben kesinlikle gündeme geleceğini, işte seçim yasasıyla getirilen tuzağın gündeme geleceğini düşünüyorum. Ancak bir taraftan da sokakta çok ciddi ekonomik yakınmalar var. Örneğin bakın, yani bu iktidarın defolarından birisi, yanlışlarından birisi, yalanlarından birisi, Sudan'da güya bir tarım arazisi kiralamıştık biz. Biz bunun hafta içinde haberlerini de yaptık. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiyle. Bir yalana dönüştü. Ancak zekat adı altında Sudan'da bir takım kabilelere haraç vererek oradaki şirketin görevlilerinin ayakta durabildiğini haberleştirdik. İşte bir takım performans raporlarını açıkladık o şirketin. Bu tam bir yalandı. Yani kaldı ki artık bir tarafta da Sevakin Adası vardı, şu vardı, başka şeyler vardı. Ekonomi tam çökmüş durumda. Burada ekonomiyi çökertmiş bir iktidar var. Bir de
onun dışındaki büyük çoğunluk partilerin bir araya gelerek topluma bir güven verme arayışı var. Ben açıkçası insanların, sokaktaki insanların yarınki toplantıdan bir daha bir güven havası alması gerektiğini düşünüyorum. O güven havasını bu yasa taslağından sonra tekrar liderlerin vermesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu güven toplumda altılı yapı bir araya geldiğinde karşılık bulmuştu. Yeniden bir karşılık bulursa ben siyasette iktidar cenahının başka bir yönteme yöneleceğini düşünüyorum. Çünkü iktidar bu sefer bir takım yatırımla, ekonomiyle bir yere varamayacağını görüyor. Başka siyaset sürprizler başarısı çıkabilir yani. Kesinlikle onu ben da bekliyorum. Şimdi çünkü tuzak demeni çok önemsedim Sert Açeş. Çünkü siyasi partiler yasasında konuşacağız. O da bir tuzak olarak değerlendirilebilir. Sözünü evet. Tamamladıysam ben hemen şeye geçeceğim. Ben bu noktada şunu da belirtmek isterim. Hani aldığımız haberler şöyle. Şimdi Ekim ayında bütçeler yapılır sevgili Semra. Şimdi bu bütçeler yapıldığı dönemde bir belediye başkanı bana örnek gösteriyor. Diyor ki mazotun litresi 8 liraydı. Şimdi geldiği noktaya göre bizim bütçemiz 1/3'e düştü diyor. Şimdi bütün belediyelerin bütçelerinin revizyonu, yeniden güncellenmesi gündeme geldi. Onlar bu güncellemeyi yapacaklardır ve CHP'li belediyeler özellikle ki çok başarılı sosyal politikaları var. Örneğin Ankara'da biz et kuyruğu çektik ama halk ekmek büfeleri önünde bir kuyruk çekemedik. Çünkü fazla içeride ekmek vardı, onları gördük. Ben belediyelerin bu sosyal politikalarını bütçelerini de güncelledikten sonra yeniden gündeme getirmelerini bekliyorum. Evet, önemli. Her şey güncellenecek, öyle görünüyor. Şimdi bu hafta Mustafa Bey'in de vurguladığı gibi bir yemek vardı. Biz geçen hafta Turan Çömez'i konuk etmiştik. O da saray sofrasına katılacak arkadaşlara çağrımdır, konuşun demişti. Kimse konuşamamış, onu anladık. Vefa toplantıları diye duyuruldu. Arkadaşlar bir görsel de olacaktı onunla ilgili olarak. Hemen oradan devam edelim. Eski AKP milletvekilleri, belediye başkanları bir araya geldiler. Vefa toplantıları dendi. Sahip çıkmak ve seçim sattım halinde başka partilere gitmesinler diye herhalde bir araya gelmek gibi bir kaygı söz konusu oldu. Şimdi biz içeriği ben bu hafta boyunca baktım, çok fazla kulis yansımadı. Önce şaşırdım. Cumhuriyet'te bir kulis vardı MYK'da gündeme geldiğine ilişkin olarak. Fakat en çok Metin Er bilgi verdi. Mehmet Metin Er'in köşesinde Yeni Şafak yazarı AKP milletvekili Mehmet Metin Er inanılmaz şeyler böyle mi olmalıydı diye sitem etti. Kimsenin birbiriyle sohbet etme imkanı bulunmamasını eleştirdi. Önerilerini sıraladı. Aksi takdirde diyerek de tehditvari, böyle bir tehdit demeyelim, belki biraz fazla bir yorum olur tehdit ama aksi takdirde iş gidiyor anlamında yorumları var. 20 yıldır AKP saflarında görev almış insanların bir arada tutulması böyle olmaz demeye getirdi aslına bakarsanız. Ekranda zaten cümleleri. Kendimize çeki düzen vermemiz şart diyor. Şimdi tabii önce İdris Bey sizinle başlayayım. Bunu nasıl yorumladınız? AKP'nin sarayda buluşması, hani bir hayal kırıklığı tartışması da başlattı. Bir mutsuzluk ifadesi Mehmet Metiner'de görüyorum aynı zamanda. Bir köprünün olmadığını, daha doğrusu hani tuzaklardan söz ettik ya, AKP'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da AKP'yi bir arada tutmak için argümanının aslında olmadığını mı gösteriyor bu? Ben genel bir değerlendirme yaparım. Metiner'in açıklamasına dair bir cümle kullanmayı bile kendim açısından bir eksiklik görürüm. O yüzden onun yazdıklarını değerlendirmek gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Ama genelini soracak olacaksanız elbette ki iktidar partisinin artık bittiğini gösteren görüntülerdir bunlar. 200 metre mesafededir iktidar partisiyle Beştepe. Nasıl bir parti devletine dönüştüğünün en önemli göstergelerinden biridir bu yemek. İktidar partisi kendi il başkanlarını ağırlayacak gücü yok mudur? Elbette ki vardır. Ama burada bir şey vatandaşa dayatılmaya çalışılıyor. Yani aynısı seçim yasasında da var olan Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulması gibi. Artık kanıksamış. Sayın Cumhurbaşkanı bu yaptıklarını normal olarak değerlendiriyor. Yani iktidar partisinin il başkanlarını 85 milyonun helal vergileriyle elde edilen hazineden ikramda bulunmayı, Cumhurbaşkanlığının bütçesinden onları ağırlamayı kanıksamış görünüyor. Asıl acınacak hadise budur. Normal şartlarda bu yemek AK Parti genel merkezinde yapılmış olsa kimsenin söyleyecek bir şey olamaz.
eski yol arkadaşları, birlikte çalıştığı arkadaşlarını misafir etmek istemiştir. Onlarla hasbihal etmek istemiştir. Bu toplantının nereye varacağı, şimdi çok netliğiyle söyleyeyim, toplantı tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı hem o gün rahatsızdır, tam manasıyla sohbet edememiştir. Geçmişte bu tür toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanı bizatihi kapıya geçer, tek tek bütün milletvekillerini, il başkanlarını uğurlar, onların elini sıkar ve o süreç içerisinde de vatandaşlar uzunca süre kendisinden randevu alamayan isimler bile gelir, orada ayaküstü meramını anlatmak ister. Oysa burada böyle bir imkan bulamamışlar. Gelenlerin büyük bir çoğunluğu zorunluluktan gelenler zaten. Yani kayıt alındığı için, kendi isimlerinin kayda alındığı için zorunluluktan oraya gelenler, gelenlerin de mutlu olarak ayrılmadığını görüyoruz. Ve buradan çıkan sonuç şu, ne yaparsa yapsın artık AK Parti'nin toparlanma ihtimali söz konusu değil. Ve şu an itibariyle AK Parti diye bir siyasi parti de yok. Bir kişiyle mündemiş. Ve o da Sayın Erdoğan'la mündemiş. Ve Beştepe'ye hapsolmuş bir siyasi partinin iradesi var. Oradaki bürokratların hepsi AK Parti'deki genel başkan yardımcılarından, siyaset yapan milletvekillerinden, il başkanlarından son derece etkin ve bir o kadar da AK Parti'nin siyasetini yürütenler onlar. Artık bürokrasi yürütüyor AK Parti siyasetini. Siz zannetmeyin ki hemen yanı başındaki AK Parti genel merkezinde ülke siyasetine dair bir şeyler kotarılıyor, görüşülüyor, çok yapılıyor. Çok konuda partinin haberi olmadığını öğrendik tabii. Hem partinin hem de bakanlıkların da bir iz düşümü şu an itibariyle Beştepe'de var. İlgili kuruluşlarla, kurumlarla var. Ve sonuç itibariyle bakanlıkların da bir memuriyet statüsüne kadar düşürüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu yemek görüntüleri gerçekten toplum vicdanında çok ciddi anlamda yaraladı AK Parti'yi. Ve ben bunu büyük bir üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Söylenecek sözün bittiği bir noktadayız. İktidar partisi kendi il başkanlarını eğer Beştepe'de ağırlıyorsa burada milletin vicdanına şey bırakmak gerekiyor artık. Şimdi buna Mustafa Bey, sizin sözünüzü kestiğim için sizle devam edeyim. Buna şunu da ekleyerek sorayım. İdris Bey'in sözlerine, tartışılan kısmı elbette ki sarayda olması bu toplantının. Menüsü de tartışıldı, o da ayrı hikaye ama değersiz hissetmiş oraya gidenler. Benim anladığım bu. Buradaki asıl haber acaba bu mu? Ne dersiniz? Yani tabii bu eski milletvekillerinin eski il başkanlıklı başkanlarının gönlünü almak için yapılan bir toplantıydı. Ama bu AK Parti'nin sadece halktan değil, kendi kitlesinden, kendi tabanından, kendi milletvekillerinden bile ne kadar koptuğunu anlamak için bundan daha güzel bir örnek olamazdı. Bilmiyorum Cumhurbaşkanı külliyeye gitme imkanınız oldu mu? Bu ben buradaki gruptan, belki İdris Hocam siz... Birkaç sefer gittim. Evet, özellikle bu programda da 3-5 sefer X-Ray'dan geçirilmişler. Minibüslere alınıp öyle nakli edilmişler. Tam da onu diyecektim. Evet, milletvekillerini sizin dediğiniz çok o tespit olur. Çok önemliydi. Hakikaten ben Metin Er'in yazısını anladığımı düşünüyorum. Yani oraya siz bu insanların gönlünü, çünkü bunlar... Kendi çapında milletvekili yapmış, sizin partinizin kuruluşunda yer almış kurucular, milletvekilleri, il başkanları. Bakan. Eğer bize uygulanan muamele aynı şekilde uygulandıysa, Anadolu tabiriyle söyleyeyim, kaş yaparken göz çıkarmışlar. Ama zaten kaybetmeye başladığınızda bir şekilde eliniz ayağınıza dolaşıyor. Doğru yaptığınızı düşünürken birçok yanlışı yapmış oluyorsunuz. Bu bunun en önemli göstergelerinden birisi. Hani yine Anadolu tabiriyle söyleyeyim, deveye sormuşlar boynun neden eğri, nerem doğru ki demiş. Yani bu toplantıda muhtevası itibariyle, şekli itibariyle, daveti itibariyle, menüsü itibariyle, her yönüyle Metin Er'in yazısından da anlıyoruz ki kaş yaparken göz çıkarmak olmuş. Birçok boyutuyla ele alınması gereken bir mesele. Ben de bu yemekle ilgili AK Parti'nin kuruluşunda yer almış, kuruculuğunu yapmış önemli isimlerle konuştum. Şu tespitin de altını çizmek istiyorum. Davet edilmeyenler de var. İstifa ettiği için davet edilmeyenler, ihraç edilenler ve AK Parti'ye açıktan artık dayanamayıp açıktan eleştiri getirenler de davet edilmemiş. Ama daha önemlisi,
Benim bildiğim, teyit edemedim çünkü kalabalık bir ortam. Davet edildiği halde gitmeyenler var ki ben bunu önemsiyorum. Çok davet önemli. Edildiği halde. Çünkü İdris Şahin'in dediği gibi, yani eskiden bu insanlar kabul edelim ki sevgiyle, severek birbirleriyle bir araya geliyorlardı. Şimdi sevginin yerine yine kabul edelim acama bir gerçek, korku hakim. Yani siz oraya davet edilip de gitmeme ihtimaliniz bir cesaretin göstergesi. Maalesef açık konuşmamız lazım. Davet edilmemesine rağmen gitmeyen kurucuların olmasını ben önemsiyorum. Bir şeylerin değiştiğini gösteriyor bize bir yandan da o zaman. Ya tabii öyle. İkincisi bence oraya gidip o korku dediğimde o mecburiyetten, yani kayıttan bahsetti İdris Bey, önemlidir. Davet edildiği halde gitmek zorunda hisseden ama bu rahatsızlıkları çok fısıltı şeklinde kendi aralarında dile getiren ve siyasetin garip bir cilvesi, millet, İdris Bey benden yine daha iyi bilecektir, Millet İttifakı'nın paydaşlarıyla temas kurmaya çalışan isimleri biliyoruz. Yani çok önemli isimler var. Ama bunu çok açıktan yapamıyorlar. Bu da AK Parti'nin hakikaten artık kaybetmeye kaybettiğinin göstergesi. Bunun bir şeyi, ama bir boyutuyla da artık az önce söylediğim bir seçim startının başladığının da bir göstergesi. Her yola başvuracaklar, her yolu deneyecekler. Ama öyle görünüyor ki bu külliyedeki yemek bunu gösteriyor. Kopuş olmuş anladığım kadarıyla. Duygusal, evet, bir yani kopuş. Çok beklediğini bulamamış, bir kurucunun ifadesiyle söyleyeyim ben. Yani beklenti çok yüksekti ama hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Sanırım bu süreci iyi özetleyen, bu yemeği iyi özetleyen cümlelerden biriydi. Beklentisi çok yüksekti hem Sayın Erdoğan hem AK Parti yönetiminin, ama hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Diğer meseleler ahlaki boyuta giriyor. Yani bu gerçekten külliyede verilmemeliydi. Hazineden milyonlar alan bir partinin mensubusunuz, Türkiye'nin en büyük partisinin, ve bu bir seçim sonuçlu çalışması. Çünkü siz AK Parti milletvekillerini, AK Parti il başkanlarını çağırıyorsunuz. Bunun genel merkezde yapılması çok daha doğru olacak. Ayrıca bir tartışma konusu tabii. Evet. Tabii yani o şekilde. Semra, evet, Hanım. Evet. Mustafa Bey, reklam arasına gideceğiz. Onun için sözünüzü kesmek durumunda kaldım. Ek yapacaksanız reklamdan sonra devam edebiliriz. Sert Açeş'e de soracağız aynı soruyu. Kulisler dedim. Ben, onun da aktaracağı kulisler vardır muhakkak ki. İkinci dilimde, yani bir dakikadan sonra, reklamdan sonra tekrar burada asıl konuşacağımız konuysa seçim yasası değişikliği, iktidarın bir tuzağı olarak mı değerlendirelim, ne de olarak değerlendirelim, çok aşikar bir güncelleme gerekiyor. 6 parti için de güncelleme gerekiyor. Yarınki görüşmede de muhakkak ki değerlendirilecek. Zaten orada mesele 6 partinin ittifakını bozmaya yönelik bir hamle gibi duruyor. O yüzden asıl konuşmamız gereken de o. Minicik bir dakikalık bir reklamdan sonra karşınızdayız tekrar. Haftanın en önemli olaylarından birisiydi. AKP'li eski vekiller ve belediye başkanlarının, özür dilerim, il başkanlarının sarayda buluşması. Şimdi bu bir köprü kurma, bir vefa toplantısı dendi ama sanki bir kırılma gibi anladım ben Metin Er'in yazısını da okuyunca daha iyi. Mustafa Bey'in de söylediği gibi bir kaş yaparken göz çıkarma hadisesi. Sert Açeş'e dönelim, hemen onun da aktaracağı kulis bilgi var mı? Bu konuda hani bir rahatsızlığın ifadesine mi dönüştü bu durum? Hani köprü yerine kırılma mı oldu diye net olarak sorayım. Şimdi 20 yıllık iktidarda bir takım kadro değişimleri oluyor. İster istemez bu olacaktır, sirkülasyon yaşanıyor. Gelinen noktada birçok gönlü kırık olduğu olan insanlar var. Bunu herkes biliyor AK Parti tabanında. İşte bakana kırılsın veya başkasına kırılsın. Biz şunları çok açık net biliyoruz. Bir bakan değişiyor, tekrar AK Partili bir bakan geliyor onun yerine. Ancak geldiği zaman geçmiş bakanın, görevden alınmış bakanın bütün kadrosunu alıp bir kenara koyup kendi kadrosunu getirmesi söz konusu. Şöyle ki, çok iyi tanıdığım bir bakan danışmanı, birlikte çalışmaya başladığı bakan görevden alındıktan sonra ben kendisine nasılsın, durumun iyi mi diye sorduğumda aynen şu yanıtı verdi. Ben şükrediyorum, beni sürmediler. Şimdi böyle ortamların, böyle durumların yaşandığı bir noktada Cumhurbaşkanı'nın bu yemek vermesi, onların gönüllerini almak istemesi çok normal. Ama ben de o sarayda o muhtar yemeklerinden bir kısmına ben de katıldım. Ben de biliyorum orayı. Buna başvurması, ama sarayda buna başvurması
Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek adam ve devleti, hani geçmişte eleştirdi ya 1930'larda 40'larda parti devleti diye Cumhuriyet'in o dönemini eleştirirdi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı her geçen gün eleştirdiklerini çok farklı boyutlarda gündeme getirip uygulamakla meşhur oluyor. Örneğin eski Türkiye eski Türkiye deniyordu. Şimdi gene kuyruklara bakıyoruz. Her taraf Cumhurbaşkanı'nın söylediği eski Türkiye'nin de ötesine geçmiş durumda. Ben bu anlamda oradaki o yemeğin tatmin ettiğini düşünmüyorum. AK Parti tabanını özellikle de o gönlü kırık AK Parti tabanını tatmin ettiğini düşünmüyorum. Evet. Şimdi asıl konuya geçmek istiyorum. İdris Bey müsaade ederseniz burada tabii önce ki gazeteci meslektaşlarıma soracağım. Hayır, çünkü yarınki toplantıda konuşulacak bence en önemli konuların başında sizin de ifade ettiğiniz gibi seçim yasası değişikliği gelecektir. Neden? Bir tuzak olarak değerlendirelim ve Mustafa Bey sizinle başlayalım. İktidarın belli ki bir acelesi var. Seçim yasası değişikliğini komisyona getirdi. 17 saatte çıkardı ve baraj başta olmak üzere küçük partiler diye ifade edilen Millet İttifakı'nı oluşturan partileri bir arada oluşunu anlamsızlaştırma çabası gibi değerlendirilen bir tuzaklarla dolu bir seçim yasası değişikliği. Şimdi bu değişikliğin siz bu düşünceme bir kere katılıyor musunuz? Öncelikle bunun bir tuzak olup olmadığına Mustafa Bey. Bir de yarın görüşülecek. Hani buradan nasıl bir formül üretebilir Millet İttifakı kendine ya da bu 6 parti Millet İttifakı diyorum aslında düşüncemi anlıyorsunuz siz. 6 partinin oluşturacağı seçime giden o konsorsiyum diyelim. Nasıl bir formül üretebilir? Burada çünkü bir yol kesme hadisesi gibi görüyorum ben. Ben aynı külliyedeki yemekteki gibi iktidarın bu seçim kanununda da kanunu değişikliğinde de yanlış hesap yaptığı kanaatini taşıyorum. Bu benim kişisel kanaatim değil. Bu değişiklikler gündeme geldiğinde hakikaten hem seçim hem de hukuk birikimine güvendiğim arkadaşlarla bir araya geldim. Onlarla sohbet ettim. Bunun aslında iktidarının beklentisinin yani Cumhur İttifakı'nın hesabı gibi görünse de aslında Millet İttifakı'nın lehine olabilecek birçok şeyi barındırdığını öğrendim. Onlardan dinlediğim bilgiler doğrultusunda bunu söylüyorum. Yani iktidar tuzak kurmaya çalışırken kendi tuzağını kurmuş olabilir. Geçmişte bunu tecrübe ettiğimiz seçimlerde oldu. Birinci, bunun altını çizmek istiyorum. İkincisi, elbette haklısınız. 4 yıl önce değişmiş bir seçim sistemini 4 yıl sonra, üzerinden 4 yıl geçtiğinde değiştiriyorsanız kendi açınızdan, kendi hesaplarınca bir risk gördükleri aşikar. İkinci altını çizmek istediğim şey, bu değişiklikler hepimizin bildiği gibi demokratik kaygılarla, yani sizin seçim barajına vurgu yaptığınız için söylüyorum, %7 barajına, demokratik kaygılarla değil yine siyasi hesaplarla yapıldığı bir gerçek. Neden %7? Yani dünyada hala %10 zaten abuk sabuk bir şeydi ama %7 de demokrasiyle açıklayamazsınız. Yani dünyada örnekleri var, %1 ile 3 arasında değişen seçim barajları, istikrardan bunu kastediyorsunuz ama bu küçük ortak MHP'ye yönelik bir jest. Çünkü biliyorsunuz aslında bu 1,5-2 yıl önce bu değişiklikler gündeme geldi ama o daraltılmış bölge sistemine de MHP'nin itirazı olduğu için başka bir formülle bu gündeme geldi. İkincisi, yine ben bu konunun uzmanı, seçimler konusunda, seçim hukuku konusunda uzman isimlerden aldığım bilgileri söylüyorum. Kesinlikle bu düzenlemeleri bu haliyle geçerse Anayasa Mahkemesi de siyaseti değil hukuku referans alırsa, yani hukuku savunursa, bunun Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilmesi kaçınılmaz. Çok net söylüyorum. En önemli, başka maddelere bakmaya gerek yok. 11. madde, yani Cumhurbaşkanı'na seçim çalışmalarında devlet imkanlarını kullanma noktasında sınırsız yetki tanıyan düzenleme başlı başına yeterli bu düzenlemelerin iptali için. 11. maddeyi biliyorsunuz. Bu başbakanlık kalktığı için başbakan ifadesini çıkardık diye savunuluyor. Ama bu böyle savunuluyorsa yerine Cumhurbaşkanı ifadesini koymanız lazım. Bunu koymuyorsanız burada bir açık. Bunu nereden hatırlıyorsunuz? Hatırlıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda meclis başkanıydı. Meclis aracını kullanıyordu. Çok ciddi bir tartışma konusu oldu. İstifa etmek zorunda kaldı. Şimdi bu açı, bunun da anayasaya ve seçim kanunlara aykırı olduğu belirtilerek,
Şimdi bu şey ortadan kaldırılıyor. Peki nasıl rekabet edeceksiniz? Yani Cumhurbaşkanı devletin bütün imkanlarını kullanan, istediği yerde istediği mitingi yapabilen bir cumhurbaşkanına karşı mı yarışacaksınız? Muhtemel adaylar için, aday ya da adaylar için bunu söylüyorum. Yoksa AK Parti genel başkanına karşı mı? Mitingde söylediğiniz bir cümleyi cumhurbaşkanına karşı mı söylemiş olacaksınız? Yoksa AK Parti genel başkanına karşı mı söylemiş olacaksınız? Bütün bunları dikkate aldığımızda evet bu iktidarın bir takım kaygılarla ama demokratik kaygılar değil siyasi hesaplarla gündeme getirdiği bir düzenleme olduğu gerçeği ortada. Şunu da söyleyeyim çok uzatmadan, diğer konuklara haksızlık etmeden. Yine o bilgiler doğrultusunda söylüyorum. Evet, bu düzenlemeler aslında birçok imkanı da içinde barındırıyor. Ancak çok daha titiz bir çalışmayı gerektiriyor. Özellikle altılı masa açısından söylüyorum. Çünkü bu tuzaklardan en önemli, en kritik unsurlardan birisi artık Millet İttifakı'nın da ittifaka ihtiyaç kalmayacağı, özellikle sayıca az oy alan partiler açısından. Ama tam tersi deniyor. Çok daha güçlü, ittifakları çok daha önemli hale getirdiğini söylüyor bu konunun uzmanları. Sadece şu cümleyle bitireyim. Sadece siyasi hesaplarla değil, artık bu seçim bu kanunla gidilirse matematikçilerin yarışacağı bir seçim olacak. Siyasetçilerin değil. Çok hakikaten doğru. Böyle. Yani İl il değil, Türkiye genelinde Ankara'dan bir siyaset üreterek yönetebileceğiniz bir seçim değil. Haritaları, sosyopolitik yapıları il il, ilçe ilçe masanın üzerine büyük bir harita olarak açacaksınız. İlçe ilçe çalışacaksınız, il il çalışacaksınız. Tekrar söylüyorum, siyasi formüllerin değil, matematik hesaplarının çok önemli hale geldiği bir seçim olacak. Ama ben endişe edilecek bir tablo olmadığını düşünüyorum bu aldığım bilgiler doğrultusunda. Vallahi ben de aslına bakarsanız benzer bir şeyi düşünüyorum. Ben buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Ben bu yol kesme çabasının seçim sonrasındaki yol haritasını daha da netleştirmeye doğru iteceğini düşünüyorum. Altılı ittifakı daha netleşmeye zorlayacağını düşünüyorum. Yarınki buluşmadan da o anlamda onu bekliyorum. Birazdan İdris Bey'e tabii böyle sorarız. Sert Açeş'le devam edelim. Aynı şeyi yine konuşalım. Bu yasanın etkisi ne olur? Hani hedef bölmek altılı ittifakı öyle bir sonuç getirir mi? Düşünceleriniz nedir sizin? Şimdi sevgili Semra, oturduk bu yasa taslağını okuduk, ayrıntılı okuduk, bir daha okuduk. Orta yerde çok ciddi sorunlar var, çok ciddi sıkıntılar var. Adeta oturulmuş bir cerrah gibi. Nasıl keseriz, nasıl işimize yarar, burası nasıl olur, şurası nasıl olur? Örneğin yeni kurulmuş partiler var. Yeni kurulmuş partilerin sandık kurullarına girmesini engelleyecek bölümler var. Şimdi bu tuzak. Bu hak değil. Yani bu böyle bir şey olmaz. Şimdi en kıdemli hakimin seçim kurulu başkanlığı yapması yönündeki kural kaldırılmış. Engelleniyor bu. Şimdi Allah aşkına bu düzenlemeyi yapan Sayın Yazıcı dahil, Hayat Yazıcı dahil çıkıp niye yaptınız bu düzenlemeyi? Niye kura çekiyorsunuz? Oradaki mevcut hakimler, savcılar ve hakimler düzeltiyorum, 20 yıldır bu ülkede hizmet veriyorlar. Yani 20 yıllık AK Parti döneminde hakimdiler. Bunlarda ne kusur gördünüz de bunların hukuksuz davranacağını mı düşündünüz de o yasal düzenlemeyi yenilediniz ve kura çekmeye başvurdunuz? Yani bunlar, ben o kadar masum görmüyorum. Görmek, yani temkinli davranmak istiyorum izninle. Hani ben bunların çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin bütün sözcüler hep şunu söylerlerdi. Toplum mühendisliğiyle artık yönetilmiyor bu ülke. Toplum mühendisliği yok, biz kırdık onları diye. Şimdi burada çok açık ben söylüyorum. Burada bir yasa mühendisliği var, hukuk mühendisliği var. Onun üzerinden de bir toplum mühendisliği yürütülmeye çalışılıyor. Gene Sayın Cumhurbaşkanı ve arkadaşları, ekibi yakındığı bir konuda aynı noktaya gelmiş durumda. Ayrı başka bir risk daha var. Onu da biz araştırmaya çalışıyoruz, netleştirmeye çalışıyoruz. Sorun şu sevgili Semra, on binlerce sandıkta muhalefet partilerinin sıfır oy aldığı söyleniyor. Şimdi şöyle bir düzenleme var. En çok oy alan 5 partinin müşahitlerinden oluşacak oradaki sandık kurulları. Şimdi
Bu da vahim bir durum. Hani tuzak sandık, çok yani. Tabii o sandık kurulları nasıl oluşturulacak? Yani neye göre oluşturulacak ki? Bunlar İdris Bey de tahmin eder çok ücra yerlerdeki sandıklardır bunlar. Örneğin benim köyümden ben full iktidar partisine oyların çıktığı dönemleri de biliyorum. Yani bu gene böyle şeylerle mi karşılaşacağız? Yani onun için orada da ben tedirginim açıkçası. Yani sandık için özel bir organizasyona ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Özel tabii. Bir planlama muhalefet açısından da yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. Biz çünkü alışkınız vatandaş artık sandığına sahip çıkıyor ama büyük şehirlerde özellikle taşrada ne olacak? O bir soru işareti bu bağlamda. Ekleyeceklerini alayım. Şunu eklemek istiyorum. Bir de buradaki bir sorun daha var. Hatırlarsan 2002 seçimlerinden önce rahmetli Bülent Ecevit'in partisi DSP'den çok ciddi bir istifa başlamıştı. Bir istifa furyası başlamıştı. Hı hı. Şimdi burada getirilen bir takım düzenlemelerle mecliste grup kurarak seçime girecek bir partinin önünü kesiliyor. Sanıyorum bir kaygı var herhalde. Hı hı. DSP'de o dönemde 2002 öncesi seçimler öncesi yaşanan durumun AK Parti'de yaşanması mı böyle bir olaydan mı korkuluyor acaba? Böyle bir şey mi? Bu tedirginlik mi hemen var? Hemen soralım. Hani... Ben çok doğru bir nokta aslında işaret ettiğin. Bir korkunun, bir çaresizliğin ifadesi olarak görebilir miyiz bu yasayı? Yani ben orada Sertaç Bey gibi düşünmüyorum. O korku, kaygı, o tarihte istifa edenlerin bir grup grup bir seçime girmesinden daha ziyade burada. Anayasa Mahkemesi'nde devam eden HDP'nin davası var, kapatılma davası. O takdirde HDP seçimlere yakın bir zaman dilimi içerisinde kapatılırsa oradaki milletvekillerinin bir grup oluşturarak o grupla birlikte seçimlere girmesinin önünü engellemek açısından yapıldığı kanaatindeyim. Çünkü yeni kurulan partiler için bir önlemse Deva Partisi de Gelecek Partisi de geçtiğimiz yılın Aralık ayından itibaren seçimlere girme yeterliliğini kazanmış partiler. Yani kongrelerini yaptılar, gruba da ihtiyaç yok. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Sertaç Bey farklı bir açıdan baktı. Acaba AK Parti içerisinde kopuşlar olup da bir grup grup seçimlere girebilirler mi bir partiden? Bu da ihtimal dahilindedir ama o son ana kadar, seçim vaktine kadar AK Parti'de bekleyen bu kadar ülkede olumsuzluk varken istifa edip grup kuran arkadaşlardan kimseye bir hayır gelmez. Bize de gelseler biz de almayız. Onu da anladım. Çok netliğiyle ifade edeyim. Anladım. Şu aşamadan sonra bize dese ki bu arkadaşlar biz geleceğiz. Deva Partisi'nin gücüne güç. Hayır arkadaş, siz yerinizde durun. Siz o çöküşü hızlandırın. Çünkü çöküşün bir artık siz ortağısınız orada. Aylardır, yıllardır özellikle 2018'den sonraki şu gidişe dur demeyen bir anlayışın sonraki bir oluşuma gelip bir katkı verebileceğine ben inanmıyorum. Bir an önce o zaman sizinki sözleriniz bir yandan da çağrı olsun. Bir an önce o muhasebeyi yapsın herkes. Seçim diye. Kararı verilmeden önce gelirlerse bir kıymeti vardır. Yaparlarsa bir şey bir kıymeti vardır. Ama seçim kararı verildikten sonraki kopuşların hiçbir kıymeti, ehemmiyeti yoktur. Şimdi burada bir diğer önemli nokta, altılı ittifak bozulur mu? Ben hani dönüyorum, yarınki görüşmenin de en önemli başlığı dememizin nedeni bu. Bu bir tuzak, bu tuzağa gelmez diye düşünüyoruz ama aklın yolu bir. Fakat nasıl bir formüle edecek bu yeni kurulan partilere, nasıl bir imkan sağlanır? Ne tür formüller üzerinde duruluyor? Hani bize verebileceğiniz Selin kadar Hanım, bilgi verin istiyorum. Şöyle söyleyeyim, öncelikle bunu niye iktidar partileri böyle bir düzenleme yaptı onu adını koymamız lazım. İktidar partileri 2018'deki yaptıkları düzenlemeye göre hem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacaklarını hem de parlamentoda gerekli çoğunluğu elde edemeyeceklerini anladıkları için bu düzenlemeyi yapıyorlar. Ancak şunun farkında değiller. 2018'deki göstergelerin hiçbiri bugün itibariyle sahada yok. İktidar partileri inişte, muhalefet partileri çıkışta. Dolayısıyla bu masa başındaki yapılan mühendislik faaliyetlerinin hiçbiri sandıkta karşılığını bulmayacak. Ve onlar kendikleri kazdıkları kuyuya kendileri düşecekler. Gelelim 6 partilinin buradaki durumuna. Bu hareket işin özü itibariyle yeni kurulan partilerin önünü kesmek adına yapılmış bir düzenleme. Evveliyatında seçimlere girmiş olan ana muhalefet partisini veyahut da İyi Parti'yi doğrudan mağdur edebilecek bir düzenlemeden burada bahsetmek mümkün değil. Sadece demin Sertaç Bey'in ifade ettiği sandık kurullarıyla alakalı eğer bir düzenleme olursa o da HDP'ye doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü son seçimde en yüksek oyu almış 5 siyasi parti sandık kurullarına temsilci gönderebiliyorlar. HDP kapatılırsa bu takdirde o sandık kurullarına üye veremeyecek.
Yani o bölgede orada bir mühendislik faaliyeti düşünebilirler Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Ona dair de önlemini elbette ki herkes alacaktır. Biz burada HDP adına falan konuşacak bir pozisyonumuz söz konusu değil. Ama biz demokrasi adına böyle bir yanlışlığa asla meydan vermeyeceğimizi, dolayısıyla seçimlerin ruhuna aykırı kim bir davranış sergilerse karşısında duracağımızı özellikle ifade etmek isterim. Şimdi diğer bir husus ise bu arkadaşlar şu gerekçe, bakın biraz önce ifade ettiler, iktidarın gerekçesi. Çok değerli iki tane hukukçu, hem Fethi Yıldız Bey hem de Hayati Yazıcı Bey, önemli hukukçulardır Türkiye'de. Bu isimlerin orada o müşkilatlı durumunu ben canlı yayında izledim. Sertaç Bey de oradaymıştır muhtemelen. Basın toplantısında hangi gerekçe diye sorulduklarında, temsilde adalet ve meclisin daha fazla partiyle işte temsilini öngörüyoruz. Genel gerekçe bakın burada. Bu tam bir aldatmaca. Niçin aldatmaca? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte temsilde adalet maksimum düzeyde şu anda mecliste sağlanmış durumda. Yani ittifaklar yapısı nedeniyle %97.7 bu ülkedeki siyasi partiler ve milletin iradesi mecliste temsil ediliyor. Yönetimde istikrarsa zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin olmazsa olmazı. Yani 50+1, 82 anayasasındaki temsilde adalet, yönetimde istikrar ilkesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle zaten bertaraf edilmiş durumda. Şimdi Deva Partisi olarak siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bu yasayı da diye soracaksınız tabii ki. Çünkü bu yapılan, kurulan tuzakların en önemlisi şahsımıza, bize kurulan bir tuzak. Ama biz zaten parti programımızda şunu ifade ediyoruz. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz. Şu anki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülke için son derece sakıncalı bir yönetim tarzı olduğunu iddia ediyoruz. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemde temsilde adaletin gerçekleşebilmesi için ülke barajının aşağı indirilmesi gerekiyor. Bunu parti programımıza da yazdık. Daraltılmış bölge dedik. İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de, Ankara'da vatandaş seçtiği milletvekilini tanımıyor. Daha az sayıda seçim bölgelerine ayrılması gerektiğini biz parti programımızda da ifade etmiştik. Şimdi gelinen aşamada eğer henüz yasa teklif halinde mecliste, kanunlaşmadan genel bir yorum yapmak doğru olmaz. Biraz önce tuzaklardan bahsettiniz. Genel kurulda sürprizlere hazır olmamız lazım. Ne gibi? Çünkü komisyonda mesela bir hususla alakalı bir yıllık ikamet şartını 3 aya indirdiler. Ne gibi derseniz, şimdi yarınki oluşacak sinerjiye göre şunu diyebilirler genel kurulda. Efendim ittifaklar en fazla 2 partiyle yapılabilir diye mecliste bir önergeyle bunu düzenleyebilirler. Her şeye hazırlıklı olalım diyorsunuz. O yüzden şimdi bizden çok keskin cümleler kurmamızı istemeyin. Şu mecliste bu kanun yasalaşsın. Ondan sonra merak etmeyin. Şunu çok net söylüyorum vatandaşa. Şu AK Parti'de bu işi hazırlayanların çok çok daha ötesinde bu işlere geçmiş dönemlerde kafa yormuş isimler, hem Deva Partisi'nde var, hem Gelecek Partisi'nde var, hem ben bakıyorum Ana Muhalefet Partisi özellikle İstanbul seçimlerinden sonra çok büyük bir ders çıkartmış durumda ve o sandıklara hakim olacaktır burada, vatandaşı kaygılandırmaya gerek yok. Burada galiba önemli olan şu, o zaman o şekilde sorayım, altılı ittifakı bölecek bir çaba nafile midir? Ben altılı şunu, ittifakın yapıştırıcılığı sağlam mı? Çok güzel söylediniz. Mı? Biz Deva Partisi açısından bu yapılan düzenleme safları daha da sıklaştırmamız gerektiğini bize hissettirdi. Bizim açımızdan şunu özellikle ifade edeyim. Biz o masaya oturmadan önce çok derin tartışmalar yaptık kendi içimizde. Oturalım mı, oturmayalım. Ama oturduktan sonraki itibariyle artık kendi irademizle bundan sonraki süreci yürütemeyiz. Bir kolektif akılla oradaki altılı masadan çıkacak karara göre yol yürümekle yükümlü olduğumuzu bilerek oturduk. Ve o sinerjiyle şu an itibariyle hareket ediyoruz. Bu yasa teklifi de kazdıkları kuyuya önce Milliyetçi Hareket Partisi, arkasından da İktidar Partisi AK Parti düşecek. Niçin düşecek? Bakın. Biraz önce çok güzel bir örnek verdi 2002 seçimleri öncesi Sertaç Bey. 2002 seçimlerine giderken hani o kendini büyük olarak addeden iktidar ortakları hepsi %17-18'lik oya sahiplerdi ama hepsi baraj altı kaldı. Evet, evet. Yeni bir parti iktidar oldu. Şimdi aklı sıra ben şöyle kullanılmasını istiyorum. Yeni kurulan partiler derlerse biz rahatsız olmayız. Çünkü henüz biz kantara çıkmadık Deva Partisi olarak. Bizim büyük veya küçük olduğumuza,
ne kadar oy alacağımıza millet takdir edecek ve o da ilk seçimde gerçekleşecek. Dolayısıyla Deva Partisi kendi özgün kimliğiyle, partisi amblemiyle, genel başkanla bir seçimlere girmeyi ziyadesiyle arzu ediyor. Ama biz bu masanın etrafında oturduğumuza göre şu aşamada bunun kararını artık tek başımıza veremeyiz. Bu altılı gruptan çıkabilecek ortak akıl neyse, ilkeli bir tutum olacak elbette diyorsunuz. Ki bunların yapmış olduğu, kurmuş oldukları tuzakları başlarına çevirmek için ne gerekiyorsa Deva Partisi olarak biz hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Süre o kadar hızlı akıyor ki vallahi süremiz kalmadı. Mustafa Bey, siz de hani bir cümleyle şöyle hemen alayım. Evet, bu hafta gündeme gelecek genel kurulda değişiklik bekliyor musunuz? İdris Bey'in söylediklerini ekleyeceğinizi ya da kendi cümlelerinizi ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bir cümleyle lütfen. Ben de kendi çıkardığı 250 kararnamenin yarısını değiştirmek için yeniden kararname çıkarmak zorunda kalan bir iktidar yaklaşımı noktasında her zaman her şey mümkün. Akşam söylediklerini sabah yeni bir kararnameyle değiştirmek zorunda kalıyorlar. Sadece şunun altını çizmek istiyorum. Hukuku, demokrasiyi, siyaseti zorlayacak her adım kendi ayaklarını dolanır. İstanbul seçimlerine döner. 15 binle kaybedecekleri seçimi 800 binle kaybederler. Bu kadar net söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Sertaç Eş, sizden de alayım bir cümle. Sevgili Semra, bu saatten sonra iktidarın ekonomik bir düzenlemeyle, ekonomik bir başarıyla halkın önüne çıkıp kendisini onunla değerlendirmelerini isteyecekleri bir durum kalmadı. Bu saatten sonra ben artık karşıdaki İşte bu altılı yapının nasıl yıpratılacağını, nasıl aranın bozulacağına yönelik bir takım girişimleri gene bekliyorum. Ben buradan açıkça şunu da söylemek istiyorum. Bütün iktidar sözcüleri çıkıp seçim zamanında olacak. Ama örneğin, bir seçim olabilir. Örneğin yarın Cumhuriyet Gazetesi'ni okumasını isterim izleyicilerimizin. Bir erken seçim için çok kuşku uyandıracak çok ciddi gelişmeler var. Ben her an her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık iktidarın iler tutar yanı kalmadı. Kendi açısından da bunu kendileri de görüyor. Evet. Bu teklif yasalaşsa bile önümüzdeki ilk seçimde uygulanmayacağı kanaati bende var. Onu özellikle söyleyeyim. Biraz önce Sertaç Bey'in söylediği baskın seçim veya erken seçim ihtimalleri de var. İlk yazda olursa baskın olur. Hiç şaşırmayalım. Bunun çok ciddi emareleri var. Hiç şaşırmayalım. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. Zaten bu seçim yasası değişikliği gündeme geldiğinde de konuşulmuştu. Biraz da erken seçim tartışmalarını sanki geri planda tutalım gibi bir manevranın da ürünü olabilir diye. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir reklama gidiyoruz. Haftanın panoraması devam ediyor. Uluslararası ilişkiler, daha doğrusu Ukrayna Savaşı'na bakacağız. Şiddet. Kadına yönelik şiddet değil, genel anlamda büyük bir başlık açıyoruz. Şiddet ve hukuk, demokrasi kelimeleri etrafında yine haftanın haberlerini şöyle gözümüzün önünden geçireceğiz. Bizden ayrılın. Efendim, zaman su gibi akıyor. Hakikaten koca bir haftayı geride bırakırken programı da hızlıca geride bırakıyoruz. Bu dilime başlarken karikatürlerle gündeme bakmamıştık. Bir özet şimdi karşımıza gelsin. Bülent Çelik, Emre Ulaş, Sefer Selvi, Zafer Temuçin gibi karikatüristlerin çizimleriyle ne yaşadık bu haftayı bir görelim. Ekonomiden siyasete bizi anlatsın. Ondan sonra devam edelim. Evet, çıplak bir gerçeklik var. Zam yağmuru altındayız. Sağanak bir şekilde, hem de tufan mı desek bilemedim. Şimdi bu arada mizahla başladım söze bu dilimde. Fakat mizaha da sanki iş kalmıyor gibi. Siyasetçilerin bazı cümleleri var ki adeta gülecek yerlerimiz olsa güleceğiz ama gülecek bir ortamımız yok maalesef. Bülent Turan'dan söz etmeden geçmeyeyim burada. AKP'lilerin aslına bakarsanız burada bir çaresizliğini mi dile getirmek lazım? Ona da hakikaten şaşırmıyor değilim söylediklerine bakınca. Savunmak zorunda kaldı Bülent Turan, AKP'li Bülent Turan, garantili ödemeleri, köprüleri tartışıyoruz ya, karikatürlerin içerisinde de vardı. Geçmeden para verilmesi vatandaş için ekstra bir imkandır dedi, tarihe geçti efendim. Hakikaten tarihe geçen Et Süt Kurumu Başkanı'ydı bu hafta, kuyrukları yok ederken yaptığıyla, zam yaparak kuyruk yok etme çabasıyla, bir de Bülent Turan. Siyasi kariyerlerini de yok ediyorlar bu insanlar bir yandan da, onu ifade
diyeyim. Bu arada unuttum, şunu da söyleyelim, sonra uluslararası ilişkilere dönelim. Akaryakıt zamları, faturalar can yakmaya devam ediyor. Bu hafta vatandaş çare üretiyor diye gördüm. Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberini de, bir köşe yazısını da bir ekrana almak isterim. Artan akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarına karşı üretilen çareler neler biliyor musunuz? Mesela sitelerin çatısında elektrik üretilebilir mi? Bu hafta en çok konuşulan konulardan birisi buydu. Sitede yaşıyorsunuz ve çatıya koyacağınız bir elektrik paneliyle nasıl tasarruf edebilirsiniz ya da nasıl kaynak yaratıp kendi fatura yükünü azaltabilirsiniz tartışıldı. Meslektaşım Oya Armutçu da bu soruya yanıt ararken gördüğünüz gibi ekranda yapılabilir efendim ama mevzuatla ilgili bir sıkıntı var. Bir başka çare arayışını da Ethem Derman gündeme getirdi. Ondan da bahsedeyim. Evde akaryakıt üretmek mümkün müyü? Öyle bir yerden geldi ki astronotun sıvı atığından roket yakıtı üretiliyormuş efendim. Bu Türkiye için bir formül olabilir mi? Minicik bir video var, üstüne okuyayım ben haberi. Efendim bu gördüğünüz NASA'nın tanıttığı bir uzay aracı. Şimdi bu görüntünün üstüne ben size şu bilgiyi vereyim. Avrupa Uzay Ajansı'nın temel faaliyetlerinin keşif unsurlarıyla desteklenmesi projesi kapsamında uzay için umut vadeden yeni fikirler aranmış. Bu içerikte birçok proje kabul edilmiş. Gökbilimci Ethem Derman'ın aktardığına göre bunların arasında, bu projelerin arasında bir proje var ki Türkiye'ye başka bir mesaj veriyor. Astronotun sıvı atığından roket yakıtı üretilmesi konusunda bir çaba sergileniyor. Peki bu bize ne mesajı veriyor? Bu bize akaryakıt, evde akaryakıt üretebilme açısından bir formül geliştirebileceğimiz mesajını veriyor. Zira zamlar geldikçe, örneğin evde içki üretimi yapan vatandaşlarımız var. En çok konuşulan konulardan birisi bu. Acaba akaryakıt da üretebilir miyiz diye. Efendim benden söylemesi, gördüğünüz gibi Avrupa Uzay Ajansı bu konuda bir uzay çalışmaları bazında bir mesafe alacak gibi görünüyor. Sıkı takipte tutmakta fayda var. Nükte değil, gerçek. Hakikaten sonuçta içkileri evde üretiyor insanlar. Bu yönde bir ciddi artış var. Akaryakıtı da üretebilmenin formülünü arıyorlar. Bu anlamda benden de bir katkı olsun. Gelelim NATO zirvesine. Efendim uluslararası ilişkilere yönümüzü çevirelim. Danışacağız. Emekli Büyükelçi Selim Kuner Alp'e danışacağız. Ama önce bilgiyi vereyim. NATO zirvesini tartıştık bu hafta. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın da orada Biden'la ayaküstü görüşmesi konuştular. İşte kısa sohbet ettiler gibi yansıdı. Merhabalaştılar diyeyim ben. Ama şöyle bir ayrıca önemli bir bilgi var, onu aktarayım. NATO zirvesinde Çin'e mesaj vardı. Ukrayna kriziyle ilgili barışçıl bir çözüm için girişimlerde bulunulması yönünde çağrılar yapılmıştı. Çin'den yanıt geldi. Rusya'nın savaşına destek olmaktan Çin vazgeçmeli diyen NATO'ya, NATO zirvesindeki sonuca Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü NATO'nun hiçbir zaman dünya barışı ve güvenliğine katkı sunmadığını ifade ederek savaşı başlatanın kim olduğunu herkes biliyor gibi bir cümleyi de sarf ederek yanıt verdi. Bu önemliydi. Ukrayna-Rusya savaşının 31. günü. Burada önemli bir takım notlar var. Macron Türkiye ile insani operasyon düzenleyeceğiz dedi. Bugünün sıcak gelişmesi. Çocuk hastanesinin vurulduğuna dair bilgiler geliyor. Rusya'nın plan değiştirdiğine dair bilgiler geliyor. Rus yetkililer yaptıkları açıklamada 1300 Rus askerinin yaşamını yitirdiğini ifade ediyorlar. Ukraynalılar 13.000'den söz ediyor. Her şekilde rakamlar, bu ortaya sürülmüş olan bilanço büyük sayılar, hakikaten bence büyük sayılar ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile Rus Dışişleri Bakanlığı'nın karşılıklı algı yönetmek de diyebilirsiniz buna, farklı rakamları olsa da, farklı sayılar ifade etmiş olsalar da bence hayli büyük sayılardan söz ediliyor. Ama en önemli sayı burada ne? 4 milyona yakın Ukraynalı'nın göç ettiğini ifade ediyor uzmanlar. Birleşmiş Milletler de burada bir başka ifade var. 1100 sivilin öldüğünü söylüyor. Şimdi dönelim ve savaşın seyrini Selim Kuner Alp'e soralım.
Bu özellikle ateşkesle ilgili umutları Türkiye dile getirmişti. Mutabakat varmış gibi bir şey söz konusu değil dedi Ukrayna. Bu da önemli bir not. Ukrayna'dan Karadeniz'den gelen bir yayının başında söylemiştim. Gerilim yaşadık. İstanbul'da bir mayın alarmı Boğaz'da yaşandı. Savaşın bir etkisini de bu şekilde hissetmiş olduk. O da önemliydi. Şimdi bütün bunların ışığında Selim Bey karşımızda bize izah etsin. Bu savaşın 31. günündeki görüntüsü nedir? Nereye evriliyor? Öncelikle bir sıcak durumu izah edelim. Sonra ben asıl size dünya nereye evriliyor diye sormak istiyorum Selim Bey. Aslında durumu gayet güzel özetlediniz giriş konuşmanızda. Teşekkür ederim. Yani şeyde bu savaş hiçbir şekilde Putin'in öngördüğü şekilde cereyan etmedi. Putin ne bekliyordu? 3-4 gün içinde savaşın sonuçlanacağını, Zelenski'nin belki ülkeyi terk edeceğini, Ukrayna'nın ordusuyla birlikte Rusya'ya teslim olacağını, Ukrayna halkının Rus askerlerini kollarını açarak karşılayacağını falan bekliyordu. Ve bunun sonucunda da işte Ukrayna'da Rusya'ya tamamen bağımlı bir yönetim kurulacaktı yahut da Ukrayna olduğu gibi Rusya tarafından ilhak edilecekti. Bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Dediğiniz gibi Rusya çok büyük kayıplar verdi. 6 tane general öldürüldü. 2 tanesi kor general yani 3 yıldızlı general öldürüldü. Bu da şeyi gösteriyormuş. Yani generallerin cephenin ön safına kadar gittiklerini gösteriyor. Bu da ordunun işte moral bozukluğunun eksikliklerinin iyice su üstüne çıkmış olmasını gösteriyor. Hatta bir habere göre generallerden bir tanesi kendi askerleri tarafından öldürülmüş. Moral bozukluğu falan içinde. Yanmış tanklar, terk edilmiş araçlar, öldürülmüş fakat geri çekilirken beraberlerinde götürülmemiş askerler filan uluslararası ajanslar tarafından gösteriliyor. Yani şeyde savaş hiçbir şekilde Rusya'nın öngördüğü şekilde cereyan etmedi. Peki beklenti nedir? Benim görebildiğim kadarıyla çeşitli senaryolar var. Fakat benim görebildiğim kadarıyla en büyük beklenti bunun artık böyle uzunca bir süre devam edeceği, Rus ordusunun bir bataklığa saplandığı ve bundan kolay kolay çıkamayacağı yönünde. Diğer taraftan NATO zirvesinden bahsettiniz. Hı hı. Zirvesi gayet kuvvetli bir şekilde Ukrayna'ya desteğini yeniledi. Hatta üyelik içinde açık kapı bıraktı. Yani Ukrayna'yı doğrudan doğruya zikretmeksizin üyeliğe açık kapının devam ettiğini söyledi. Bu tabii Rusya'ya bir mesaj. Metnin baştan sonuna kadar ki kısmında Rusya ağır ifadelerle suçlanıyor. İşte Putin bu savaşın sorumlusu olarak hatta işte Uluslararası Adalet İbanı'nın falan da zikri var. Yani savaş suçları ile ilgili falan. Burada enteresan olan şey tabii Türkiye'nin de bu gayet sert ve ileri giden metni Cumhurbaşkanı'nın oradaki mevcudiyetiyle benimsemiş olması. Yani Türkiye en azından sözel açıdan Rusya'yı ağır bir şekilde eleştiren, savaşın sorumluluğunu Rusya'ya yükleyen bir metni aynen benimsemiş vaziyette. Bu bence önemli bir şey. Yani Türkiye'nin tutumu açısından. Yani dengeyi her gün biraz daha fazla batıya doğru döndürüyor iktidar. Benim yani zirveyle ilgili dikkatimi çeken
oydu. Evet. Yani başlangıçtaki böyle iki tarafı idare etme politikasından sanki böyle yavaş yavaş en azından sözler itibariyle uzaklaşılıyor. Fiiliyatta, fiiliyat için aynı şeyi söyleyemeyeceğim tabii ama yani öbür, onun da bir manası var. Herhalde Putin de çok fazla hoşlanmamıştır yani Türkiye ve ayrıca kendisine yakın gördüğü Macaristan'ın bu metne katılmış olması Putin için tabii bir şey, başarısızlık herhalde. Bir devinim halinde bir durum var gibi gözlüyorum. Şunu da ekleyelim. Bir fotoğraf verildi bu hafta. Bir yönümüzü doğuya çevirelim. Daha doğrusu Orta Doğu'ya çevirelim. Esad Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Çok enteresan. Orta Doğu'da taşlar yerinden mi oynuyor diye sormak istiyorum. Çünkü Suriye Devlet Başkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ni sonuçta karşıtlığı düşündüğümüzde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'deki ayrılıkçıları desteklediğini düşündüğümüzde bir şeylerin değiştiğini de anlayabiliyoruz. Ama şimdi Doğu Batı arasında Türkiye'nin sıkışmışlığını da ben görmeye başladım burada. Bir şeyler değişiyor ve pozisyon almakta zorlanıyor mu Türkiye diye düşünüyorum bir yandan. Dünyaya ne getiriyor bu Ukrayna Savaşı? Hani gözümüzü dikkatimizi oraya çevirdik ama aslında dünyada genel anlamda bir şeyle farklılaşıyor galiba. Bu anlamda bir öz değerlendirmenizi rica edeceğim. Ne değişiyor ve Türkiye nasıl pozisyon almalı? Çok şey değişiyor. Yani 1991'de işte Sovyetler Birliği çöktükten sonra uzunca bir süre Rusya'yı dünya ekonomik sistemine, işte dünya ticaret sistemine, IMF'e filan dahil ederekten bu şeyin dünya konfigürasyonunun içine çekmek, bir eşit partner muamelesi göstermek yoluna gidildi ve biliyorsunuz işte NATO ve Avrupa Birliği artık Rusya'yı böyle bir potansiyel düşman olarak görmekten vazgeçmişti. Hatta işte bundan iki sene evvel Fransa Cumhurbaşkanı Macron işte NATO beyin ölümündedir falan demişti. Artık bir fonksiyonu kalmadı demişti. Ve şimdi tamamen böyle ters bir durumla karşılaştık. Avrupa 1945'ten beri görmediği bir savaş ortamıyla karşı karşıya. NATO birdenbire canlandı. Amerika Trump zamanında işte Avrupa'dan uzaklaşmıştı. Hatta Obama ve iktidara geldikten sonra Biden zamanında da önceliğimiz Asya filan demeye başlamıştı. Yani Doğu Asya, Çin demeye başlamışlardı. Şimdi birdenbire Avrupa'ya geri döndüler. Türkiye'de tabii son yıllarda biliyorsunuz Rusya ile çok sıkı bir işbirliği içindeydi. Gittik S-400 aldık. Niye aldığımız hala anlaşılmış değil. Çünkü acil bir ihtiyaç vardı deniyor, dendi. Bugün Dışişleri Bakanı şeyde bile bunu söyledi, Katar'da bile söyledi. Ama iki seneden beri bu füzeler kutularından çıkartılmadı. Acil bir ihtiyaç varsa o ihtiyaç herhalde yerine getirilmiyor. Milyarlar harcandı filan ve Rusya'ya bir nükleer santral sipariş edildi. O da bitirilebilecek mi, bitirilemeyecek mi belli değil filan. Yani Türkiye'nin Rusya ile ilişkisi de tamamen değişmiş durumda. Şimdi tekrar Batı'ya dönmekte olduğu görülüyor. Fakat tabii Batı'nın da 20 senedir en az yahut da 10 senedir bu iktidara kaybettiği güveninin tesis edilmesi için bir takım adımlar bekliyor Türkiye'den. Mesela bunu Avrupa Birliği'nin geçen hafta yayınlanan ve kabul edilen strateji pusulasında gayet açık bir şekilde görüyoruz. Yani Türkiye'yi bir partner ülke olarak görebilmek için diyor, Doğu Akdeniz meselesini farklı yaklaşacaksın. Kıbrıs ve Yunanistan'ı tehdit etmekten vazgeçeceksin falan gibi ifadeler var. Yani Avrupa Türkiye'ye muayyen böyle bir müsamaha göstermeye hazır. Fakat onun karşılığında da bir şeyler, somut adımlar bekliyor. Bu adımların da iktidar tarafından atılıp atılmayacağını göreceğiz. Şimdiye kadar atılmadı.
bundan sonra atılır mı belli değil. Fakat bu adımlar atılmadıkça Türkiye'nin tekrar batıya, batı tarafından ciddiye alınması mümkün değil. Aynı şekilde mesela işte Biden şeyle görüşmeyi kabul etmedi. Cumhurbaşkanı ile ikili bir görüşmeyi kabul etmedi. Buna karşılık duyduğuma göre Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı von der Leyen Cumhurbaşkanı ile Brüksel'de görüşmek istemişler. Fakat bu görüşmeye olumlu cevap verilmemiş. Muhtemelen işte bu Avrupalı muhataplarının Cumhurbaşkanı'na bir listeyle gelmeleri, işte yaptırımların uygulanması, işte Türkiye'nin hem iç hem dış politikada bir takım değişikliklere falan gitmesi gibi şeyleri taleplerle geleceklerdi. Bu taleplere muhatap olmamak için duyduğuma göre Cumhurbaşkanı görüşmeyi kabul etmemiş. Bu da ne kadar sıkıştığımızı gösteriyor. Yani Rusya ile artık iş yapmak mümkün değil. Ama Batı ile de iş yapmak için, Batı'ya tekrar yanaşabilmek için Türkiye'nin de bir takım adımlar atması bekleniyor. Adımların da atılacağına dair bir işaret de yok şu anda. Evet, önümüzdeki sürece ilişkin son olarak o zaman hani toparlayacak bir şekilde ne tavsiye edersiniz? Türkiye ne yapmalı? Şu fotoğrafın içerisine baktığınız zaman Türkiye'nin hayrını nerede görüyorsunuz? Yani bir kere tekrar hukuk devleti olması lazım. Demokrasinin ihya edilmesi lazım. Dış politikada ılımlı ve uzlaşıcı adımlar atılması lazım. Kıbrıs sorunu olsun, Ege, Akdeniz sorunları olsun. Yani mesela Doğu Akdeniz'de 2 seneden beri gemi faaliyetleri, araştırma faaliyetleri yapılmıyor. Bu güzel bir şey ama daha somut, uzlaşıcı bir takım adımlar atılması lazım. Yunanistan'da ve işte Kıbrıs konusunda da bunlar yapılmadan Avrupa ile bir ileriye gitme imkanı yok. S-400 meselesinin halledilmesi lazım. Amerika ile bir şekilde tekrar diyalogun tesis edilmesi için. Yani son 10 senede o kadar büyük hatalar yapıldı ki bunların düzeltilmesi çok vakit alacaktır ve hataların telafisi de o kadar kolay olmayacaktır. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için efendim. Ederim. Sağ olun. Şimdi bu haftanın bu değerlendirmenin arkasında zaten hani o geniş perspektifi gördük. Bu haftanın olayları arasında dikkatimi çeken bir iki şeyi de aktarmak istiyorum sizlere. Onlardan birisi Milli Gazete'nin manşeti efendim. 500 bin Iraklı çocuğu öldürdük ama buna değdi diyen Madeleine Albright'a yönelik bir taziye mesajı manşet oldu Milli Gazete'de. Bu dikkat çekici bir şey çünkü neden? İktidarın hani egemen bağış desem herhalde anlarsınız. İktidarın önemli isimlerinden de bir dönem bakanlık yapmış bir isim. Şimdi elçi. Dış politika diye baktığımda ilk dikkatimi çeken konulardan birisi bu oldu. Çünkü hakikaten Ukrayna'yı konuşuyoruz ve Batı'nın tutumunu konuşuyoruz ya. Irak'ı hatırladığımızda ilk aklımıza gelen isimlerden birisi Albright. Taziye paylaşımına bakalım, egemen bağış fotoğraflarına bakalım. Bu hafta gerçekten söz edilmesi gereken bir konu. Bir kez daha utandık dedi Milli Gazete bu konuyu gündeme getirdiğinde, bu taziye mesajının verilmiş olmasını yererken. Evet, siz kimin elçisisiniz diye soruyor egemen bağışa. Bu taziye mesajından ötürü 500 bin Iraklı çocuğu öldürdük ama buna değdi ifadesi Albright'ın şöyle alnına yazılmış bir kara leke olduğu için. Evet, bir başka dikkatimi çeken konu Türkiye'yi yine yakından ilgilendiriyor. Neden? Ukrayna'da biliyorsunuz ilk vakitte iletişim sıkıntısı yaşandığında Zelenski Elon Musk'a hemen bir çağrıda bulundu Twitter üzerinden. Ve Elon Musk uydularını oraya gönderdi iletişim sıkıntısı olmasın diye. Elon Musk dünyanın gözünün böyle çevrildiği önemli isimlerden birisi. Bu hafta dans edişiyle gündeme geldi. Çok keyifliydi. Avrupa'daki ilk fabrikasının açılışını yaptı Elon Musk. O fabrika bizi de ilgilendiriyor. Maalesef Türkiye'de öyle fabrika açmadı ama satış Türkiye'de. Biz tüketici olarak ilgileneceğiz konuyla. Efendim, Tesla araçları Berlin'e yakın bir fabrikadan çıkmaya başladı.
Elon Musk'ın bu dansı konuşuldu bütün dünyada. Ülkemize de gelecek olan Tesla araçları Berlin'e yakın bu fabrikadan çıktı. Almanya fabrikasından. Schulz'un da katıldığı, Almanya Başbakanı'nın da katıldığı bir açılışla Tesla CEO'su Elon Musk'ın bu dansıyla konuşuldu. Tören. Ama dışarıda da protestolar vardı. Elon Musk bu arada Putin'e seslenerek Vladimir Putin'i teke tek dövüşe çıkması için düelleye davet ediyorum demişti. Ukrayna Savaşı'nda son derece aktif bir şekilde tartışıldığı bir ortamda. Buna karşılık olarak da Elon Musk'a Kadirov açıklama yapmış ve Elon'a adını takmıştı Elon Musk'a. Evet, dünya Elon Musk'ı konuşmaya devam ediyor diyelim. Efendim, şimdi dünyadan gözümüzü tekrar ülkemize çevirelim. Dünya bir değişimin arifesinde, değişimin içerisinde hem teknolojik hem sosyolojik hem kültürel anlamda büyük bir değişim yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecek. Böyle sanki dönmüşüz gibi bir yerden, bir viraj almışız gibi duruyor. Ukrayna Savaşı'yla hızlanmış bir durum var. Fakat ben ülkeye baktığım zaman bu değişimin yanı sıra ülkemizde geriye gidiş, adeta bir ortaçağ karanlığına gidiş görüyorum. Demokrasi anlamında, hukuk anlamında çok şey yitirdiğimiz bir süreç yaşadığımızı görüyorum. Bir bocalama var, aynı zamanda bir bunalma, boğulma var bu ülkede diye düşünüyorum. Bunları bir haber diziniyle aktarmak istiyorum. Bu haftanın dava gündemine bakalım efendim. Gezi davasıyla başlayalım. Böyle hızlıca gözünüzün önünden geçireceğim bu hafta yaşananları. Vah yazık ülkeme diyeceksiniz. Gezi davası, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 22 Nisan'a ertelendi. Amiraller davası. Kamuoyunda amirallerin Montrö bildirisi olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada ara karar açıklandı ve bu ara karar maalesef amirallerle ilgili olarak duruşmayı 29-30 Mart tarihine ertelerken, tutuksuz yargılama devam ederken yine de duruşmanın saçmalığı maalesef ifade olunamadı. Montrö'yü Cumhurbaşkanı Erdoğan bile överken hala bu davanın sürmesi saçmalık diye düşündüğüm için öyle ifade ediyorum. Gelelim cumartesi annelerine. 2018 yılında 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan cumartesi anneleri insanlarından 46 kişinin 4. duruşması görüldü. Dava 21 Eylül'de ertelendi. Bakar mısınız hukuk diye konuştuğumuz, adalet arayışı diye konuştuğumuz konulara? Çağdaş hukukçulara bakalım. Çağdaş Hukukçular Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın yargılandığı ÇHD davasında da o da ertelendi 1 Haziran'a. Kozağaçlı 6 yıllık tutukluluğun tedbir değeri olamaz, ayıptır diyerek tarihe geçti. Aslında davayı görenler tarihe geçti. Ve Fındıklı'dan bir garip dava, bir de garip hukuk meselesi. 3 yıla kadar hak mahrumiyeti istendi Fındıklı Belediye Başkanı hakkında. Kendisi Fikri takipçisi efendim. Ercüment Çervatoğlu'nun başını soruşturmadan kaldıramadığını söyleyelim. Aslında mesele başka. Millet Bahçesi'nin adını değiştirdi, halk meclisleri oluşturdu ve bütün bunlar suç sayıldı. Herhangi bir suç bulunamadığı için de bambaşka bir şey yaratılmaya çalışılıyor. Bir garip davada Fındıklı'da, yani anlayacağınız. Gerçi Gezi davası ile ilgili şunu da söyleyeyim. Hayati Yazıcı, AKP'li Hayati Yazıcı Cumhur İttifakı'nda kızgınlık yaratacak, MHP'yi kızdıracak bir ifade kullandı. Diyor ki AHİM'in gereklerini karşılayacak bir formül bulunmalıdır diyor. Çok enteresan, Bahçeli'yi kızdıracak bir cümleydi bu ama Cumhur İttifakı birbirine mecbur devam ediyor. Yargıtay Başkanı, Yargıtay'daki sorunun o da farkında olduğunu gösterdi. Yargı ve hukuk gündemine baktığımda en büyük sorun kıdemsiz savcı ve hakimler. Maalesef diyelim ve bir başka konuya geçelim. Canan Güllü ile şiddeti konuşacağız ama ondan önce şimdi iki şey oldu bu ülkede bu hafta aynı zamanda. Eskişehir'de protesto yasağı dikkat çekti. Eyleme katılan, bakın, hem de Şubat ayında zamlar geri alınsın eylemine katılan 100 kişiye soruşturma açıldı. Zaten hani biber gazlarıyla falan karşılanıyor eylem yaptığınız zaman, eziyeti çekiyorsunuz, bir de üstelik soruşturma yiyorsunuz. Adana'dan gelen haberse bambaşkaydı. Kuytul Furkan Vakfı çok tartışıldı Adana'da.
bu polis müdahalesiyle beraber. Bu konu iktidarda da reaksiyon gösterildi. Çünkü 8 tutuklu üyesi varmış Adana'da eylem bu nedenle gerçekleştirildi. Polis eyleme müsaade etmek istemedi, müdahale etti. Vatandaşların dövüldüğü görüntüleri çok tartışıldı. Süleyman Soylu savunuyordu ki çok reaksiyon görünce AKP'de MYK'da falan tartışıldı konu. Efendim soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bahçeli yine de savundu bu müdahale görüntülerini vesaire. Ama AKP'de örneğin Orhan Atalay Adana'da olup bitenler tek kelimeyle vahşettir diyerek tepki gösterdi. Bir rahatsızlık yarattı bu konu iktidarda. Özellikle bir fotoğraf rahatsızlık yarattı. Başörtülü polisin başörtülüye dayağı diye tartışıldı. Şiddetin osu busu şucusu şusu falan olmaz. Biz kadına şiddeti tartışanlar olarak, kadına şiddetin engellenmesi önlenmesini tartışanlar olarak böyle bir fotoğrafla karşı karşıya kaldık. O yüzden bunun farklı bir şekilde izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başörtülü polis tartışmasını, iktidar rahatsızlığını yaşadı, tartıştı. Herhalde onlar kendi mahallelerine ayrıca tartışacaklardır. Ama biz bunu hukuk çerçevesinde, olmazlar çerçevesinde, şiddete karşı duruş çerçevesinde değerlendirelim. Asıl olan şiddetin her türüne karşı durmak diyerek değerlendirelim isterim. Ve bu nedenle Canan Güllü ile bu konuyu konuşmak istedim. Canan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba sevgili Semra'cığım. İyi akşamlar çok diyeceğim ama yayına başladığından beri o kadar çok kötü olayları dinledik. O kadar çok sıkıntı veren durumları izah etti ki değerli konuklarım. Gerçekten bu ülkede yaşamanın ne kadar güç ve zor olduğunu bir kez daha bize kanıtladın. Ağzına, yüreğine, emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eminim ki sizin de katkınız çok olacak, önemli olacak. Burada biz hep sizinle kadına şiddetin önlenmesi konusunda değerlendirmeler yaptık yayınlarda yıllarca. Fakat şimdi bir kadının bir kadına şiddeti, bir insanın bir insana şiddeti, başka bir sürü açıdan bakabiliriz. Başörtülü kadının başörtülü kadına şiddeti, başörtülü polisin başörtülü kadına şiddeti gibi tartışıldı. Ben hani bütün bunların dışında genel onlara tepeden bakalım ve bu konuya nasıl yaklaşalım diye size sormak isterim. Bir kere siz de girişte söylediğiniz için ben de aynı cümleyi kullanayım. Ayrımcılık yapmadan bakmamız lazım. Kadına karşı şiddetin her halükarda hayır diyen taraflarıyız biz. Bu noktada birbirine şiddet uygulayan, bir cepheleşmeyi yaratmaya çalışan bir iktidarın varlığından yararlanıyoruz. 2019 yılında da ben türbanlı olmayan, başı açık bir polisin şiddetine uğramıştım Kadıköy Meydanı'nda. Sorun şiddetin uygulanmasında kadınları karşı karşıya getirme gayreti. Ta bu 2000'lerin başından beri türbanlı türbansız, inançlı inançsız ama kadın hareketi bir arada durarak buna karşı çıktı. Burada siyasi zihniyetin ayrımcılığı da çok önemli. Bir tarafta kapalı olduğu için şiddete uğrayan kadınları gündeme getirirken aynı parlamento çatısı altında öteki milletvekiline, kadın milletvekiline edepsiz diyebilecek bir iradeyi de ortaya koyan zihniyet yapısıyla karşı karşıyayız. Bizi bu işlerde siyasete alet etmesinler dedik hep. Kadınlar tüm olarak şiddete karşıdır. Şiddetin uygulandığı ve gitgide de yükselen bir trendle Türkiye'de kadınların artık yaşam haklarının güvencede olmadığı bir dönemde ayrımcılıkla gündemi farklı taraflara çekip farklı gündemler yaratma gayretinin çabasız, gayretsiz olduğu inancını bir kez daha söylemek istiyorum. Bu süreç içinde şiddet uygulayan polis arkadaşıma, mağdur olan arkadaşıma bir iki cümleyi söylemiş ve duyurmuş olmam gerekir ki lütfen bu siyasi emellere alet olmayın. Lütfen protesto hakkınızı uygularken uğradığınız şiddetin takipçisi olun. Öte tarafta bizler de bu anlamıyla bu şiddetin tüm Türkiye'de takipçisi olmaya devam ediyoruz. Öte tarafta da devletin kadrosunda çalışırken devlet eliyle yapılmış bir şiddetin yansımalarının muhatabı olan arkadaşıma da lütfen bu konuda uygulamayı yaparken dikkatli olması gerektiğini, haksız bir eylemde bulunduğunu, orantısız bir güç sergilediğinin kendisi de görecektir. Ben 2019 yılında ters kelepçeyle kolumu arkaya çeviren polis memuru kadın arkadaşa canım acıyor dediğimde daha çok sıktığını hatırlıyorum. Hatta benden uzunca bir şey zevk aldığına dair ifadelerini yüzünde hissetmiştim. Bunun ne kadar acı olduğunu, uğruna kadın hakları için mücadele verdiğiniz bir kadının size bunu yaparken ki hazzını duymak gerçekten çok acı. Her an hatırladığımda da
içim yaralanıyor bu anlamıyla. Biz kadınlar olarak, Türkiye'nin içinde nüfusun yarısını oluşturan kadınlar olarak şiddete hayır demeye devam edeceğiz. Ancak iktidarın bizi bu şiddet üzerinden ayırma çabası ve gayreti gün geçtikçe daha da artıyor. Bunu söylemem lazım. Biz yine de şiddete karşı birlikte mücadele edelim. Genel anlamda, genel tabii tanımla ki söyledim. Sizin bu konudaki hassasiyetinizi bildiğim için zaten bunu rahatlıkla ifade ediyorum. Sizin de onaylayacağınızı evet bilerek. Şimdi Canan Güllü, bu hafta aslına bakarsanız bir iki hatırlatma yapayım. Kadına İstanbul Sözleşmesi'ne lafı getireceğim bu hafta, ama şunları söylemem gerekiyor. Bu hafta dikkatimizi çeken ülkedeki dönüşüm, ben söze hukuktan başladım ama ülkede kültürel ve sosyolojik bir dönüşüm yaşadığımız da aşikar. Bu anlamda birkaç tane örnek var. Bunlardan birisi şiddet bağlamında, yine ekrana alacağız, fotoğraf alacağız, videosunu değil. İstanbul'da bir tarikata ait olduğu ifade edilen bir evde, kimisi yurt diyor, bir evde, erkek öğrenci yurdunda diye geçiyor, bir güvenlik kamerası görüntüleri yansıdı, çocuklara şiddet uygulanmış. Ve biz bu görüntüler yansıdıktan sonra valilikten açıklama duyuyoruz, diyorlar ki o görevli gözaltına alındı. Bu kaçıncı örnek? Bu İstanbul Esenler'deki bir özel yurt. Bir başka örnek, Bursa'dan karma eğitimle ilgili geldi. Türkiye çok tartıştı. Eğitimde ortacağa dönüş diyelim buna. Çünkü karma eğitim düşmanı bir müdür sahtecilikle gündeme geldi aynı zamanda. Hakkında soruşturma açıldığı, sahte evrak düzenlemeden ifade edildi. Milli Eğitim'den böyle bir haber. Bir başka haber, Bir Gün Gazetesi'nin haberiydi. Ankara'da okul öncesi kademesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 120 anaokulu varmış. 6 büyük ilçede Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu sayısı ise 153. Şimdi ciddi bir dönüşüm yaşıyor bu ülke, çok açık. Ben bütün bunların, bu dönüşümün kadına yönelik şiddetle bağlantısı olduğunu da düşünüyorum, yaşanan dönüşümün. Çünkü bunun eğitimle, işte sosyolojik havayla, atmosferle, siyasi duruşla, her şeyle bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Son bir veri sunayım. Katledilen kadın sayısı 497. Jandarma verisi, erkek şiddetine geçen yıl için söylüyorum. Jandarma verilerine göre erkek şiddetine uğrayan kadın sayısı 48 bin. KADES'e yapılan başvurular açısından 274 bin ihbardan söz ediliyor. Bu arada KADES uygulamasının işe yaramadığını düşünüyorum. Çünkü neden? Çok üzgünüm ama Ordu'da örnek bir olay var. Ve KADES'e başvuruyor ama kurtulamıyor. Elbette ki sizin bunu izah etmenizi rica ediyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yeri doldurulamadı o sözleşmeden çekilmenin diye düşünüyorum. Ve mesela KADES diyorlar. KADES de çare değil. Bir kadın öldürülebiliyor. Ordu'da örnek işte. Yani bu anlamda bu fotoğrafı değerlendirip bir çare sunun, ne olur gecenin bu vaktinde. Ne yapmak gerektiğini ifade edin bize. Çok teşekkür ederim. Tablo vahim aslına bakarsanız. Çünkü tam bu tablonun içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şiddeti önleyeceğiz diye bir ceza yasasında yapılan bir değişiklik taslağı geldiğinde de aynı tedirginliği hissettik. Kadın erkek eşitsizliğini derinleştirecek ve kadının insan hakları konularında geriye gitme olacağını hissettiğimiz için yine bu tabloya ekleyeceğim. Adana'da Kozan ilçesinde Bergen'le ilgili filmin gösterime girmesini belediye başkanı tarafından değerlenmesi. Burada da sessiz kalan bir iktidar görüyoruz sürecin içine baktığımızda ve yine tüm bu işin içine geri dönersek 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'nin resmi nikah olmadan dini nikah kıyılamaz cümlesiyle aslında kız çocuklarının ve kadınların kazanılmış haklarının gasp edildiği bir Türkiye ile gündeme uyanmıştık. İktidar kendi amacını ve idealini kadınlar üzerinden götürüyor. Çünkü baktığınızda biz satı mücadelesi yapmaya başladık son 10 yıldır neredeyse. Çünkü İstanbul Sözleşmesi devreye girdiğinde iç hukukta bir yasa olan 6284 sayılı yasanın adı kadına karşı şiddetin önlenmesi iken birdenbire ailenin korunması olarak geldi. O tavır, o eda, o ideoloji devam etti bugünlere. Çünkü arada müftüye nikah yetkisi verildi biliyorsunuz. Laiklik bu anlamıyla medeni kanun üzerinde hareket yapıldı. Sonra erken yaş evlilikleriyle ilgili parlamentoya tecavüz önergesi verildi. Şimdilerde gündeme geldiğinde, ya da bu arada hemen atlamayalım, Covid-19 döneminde de infaz affıyla bütün o istismar ve şiddet uygulayan erkekler dışarı çıktı. Şimdi buradan
geriye dönüp de ah bu ülkede cumhuriyet ve laiklik var, ben bunu savunuyorum demiyor iktidar. Daha da olay olarak tarikat ve cemaatler üzerinden kadının cinsel obje olduğu, işte çocukların bu konuda çok 2 yaşından itibaren dini eğitime maruz bırakıldığı, zorunlu olarak 4+4+4 eğitim sisteminin 2.-4'ten itibaren kız çocuklarının eğitimden alındığına tanıklık ediyoruz. Zor bir dönem ve bunu anlamamak için de aklımızın olmaması gereken bir dönem. Güçlü bir kadın hareketiyle Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonra bile mücadelenin devam ettiği, ama o mücadelenin Danıştay'da şimdi 6 Danıştay savcısı tarafından bizim kararımızın haklı olduğunu, bu hukuksuzca çıkmanın ne kadar yanlış olduğunu hatırlatan mütalaalarına da tanıklık ediyoruz. Ben de burada sizin bu söylemleriniz üzerine ben de bir kendi düşüncemi şöyle düşünüyorum. Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla çıkıldı. Mutlaka danışmanları, hukuk danışmanları var sarayın, külliyenin. Ancak orada da bir oyun olduğunu şu an itibariyle anlıyoruz. Çünkü siz de bütün akşam konuştuğunuz erken seçim, baskın seçim. Ben siyasi konulardan uzak durmaya çalışarak kadın hareketi mücadelesini götüren bir federasyon olarak İstanbul Sözleşmesi'nin çıkıldı ama yürürlükteki kanundan çıkma diye bir yürürlük kanununun kaldırılmadığını biliyoruz. Dolayısıyla oradaki oyunda da ben çıktım ama hukuk kabul etmedi diyen bir sonuca doğru götürüldüğüne tanıklık ediyorum. Ve bu tanıklıkta da kadını düşünen, kadının yaşam hakkının elden gittiğine ya da kadınların birbirine düşürülme gayretlerine karşı iktidar siyasetini sürdürebilme, iktidarda kalabilme gayretleri üzerine gidiyor. Çünkü tam da bu süreçte nafaka tartışılıyor, nafakaya sınır getirilmesi, kadın yoksulluğu üzerinde kadının istihdama katılması noktasında mekanizmalar yanlış ve eğri duruyor. Tüm bunlarla beraber önümüzdeki dönemlerde gelebilecek bir baskın seçim ya da bir erken seçimde İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girer ama zaten yürürlüğe girdiği 2014 yılından itibaren hiçbir mekanizması çalışmamış, hiçbir üretimi çalışmamış. Sadece ortada bir KADES var. KADES'i önleyici politika olarak karşımıza getirdiler. Ben senin aksine hani KADES'e güveniyorum. Açıkçası bir noktada bunu söylüyorum her yerde. Lütfen TC kimlik numaranıza, cep telefonunuza indirin diye. Ancak son 2 vakada Adana'da ve Ordu'da gecikmelerin olması, burada da sıkıntı senin de hani sükürtü hayali uğratır tarzda bir sürece doğru gittiğinin tanıklığını yaşadım. Hatta ilgili kuruluşu da aradım Adana'da. 2 kez çağrılmasına rağmen gelmemiş KADES. Neden gelmemiş, niye gelmemiş, bunun araştırılması lazım. Önleyici politika yok bu ülkede. Yani kadın hayatı, yaşamı garantide değil arkadaşım. Buradan dolayı yola çıktığımızda öldükten sonraki süreci hayata geçirmeye çalışan bir taslak var parlamentoda. Ve taslağın ilk maddesi diyor ki katliamı yapmış ya da öldürme eylemini yapmış kişi için pişmanlıkta aranılacak şartlar. Şimdi siz bir kadın ölmüş, öldürülmüş, katledilmiş, öldürülme şekilleri üzerine eziyet ve pişmanlık konusunu mu tartışacağız? Pişmanlığı tartışıyorsak o zaman kadın cinayetlerini anlamamış, kadının ölümü hakkında herhangi bir düşüncesi olmamış ve faili atlama noktasında bir çalışma ve gayreti tanıklık ediyoruz. Yine burada ısrarlı takip diye bir tanımın yapıldığı bizim çok istememizle beraber gündeme geldiğinde görüyorsunuz ki ısrarlı takibe maruz kaldığında mağdur kendi ispatlayacak her şeyini. Yani benim ruh halim zedelendi, işte benim babama, aileme, eşime bunlar geldi ya da belli mesleklerde görevlerini değiştiremeyenler için ısrarlı takibi ifade edebilme hakkının olmadığı, tüm bununla beraber evli kadınlarla boşanmış kadınların katledilmesi arasındaki farkı şimdi yeniden bir araya getirip anladılar o kadar çok söylediğimiz için. Ama burada başka bir sıkıntı meydana geldi. Evli kadını öldürebilirseniz cezanız artacak. Boşanmış kadını öldürünce artacak ama nişanlı, dini, nikahlı, flört, beraber yaşayan kadın onların canı cehenneme. Çok özür dilerim ama böyle bir ayrımı düşünebilen, böyle bir ayrım sistemini ortaya koyan hukukçu arkadaşlarım hangi hukuk fakültesinde okumuşlar onları sormak lazım. Sorgulamak da lazım.
Canan Gülüş'ün İnsan hayatının değersiz olduğu bir dünya Türkiye maalesef, şu an için. Maalesef. Şunu bir netleştirmek istiyorum ben, hani bir öz olarak buradan herhalde manşet bu çıkabilir. Maalesef önümüzde seçim var. Bütün bunların değişebilmesi için o seçim zaten hepimizin beklediği bir süreç. Fakat bu seçimde iktidar kadınların oyunu alabilmek için İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlükte olduğu propagandasını yapacak. Ben buradan sizin söylediklerinizden bunu anladım. Öz evet. olarak manşeti bunu çıkarmayı düşünüyorum. Ne peki, dersiniz? Aynen. Çok doğru. Ben de onu söylemek istiyorum zaten ama bu kadınlar bizler değiliz. O oltaya gelecek kadınlar bizler değiliz. Kendi tabanına ve bu talebi yapan rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ün partisinin tabanına gidiyor. O tabanın da buna geleceğini sanmıyorum. Ben aslında Türkiye'de yaşayan kadınların artık bu oltaya geleceğine inanmıyorum. Çünkü hem tecavüze, hem tacize, hem şiddete, hem yaşam haklarının garantisi olmayan bir ülkede yoksullukla da sınav vermeye çalıştılar. Covid-19 döneminde özellikle en mağdur kesim oldu. Hem bakım hizmetlerinin desteklenmemesi, hem ekonomik girdilerden uzaklaşılması nedeniyle tüm bununla beraber kadınlar gerçekten ve gerçekten olayın durum değerlendirmesini çok iyi yapıyor. Buradan sadece iktidara değil, diğer muhalefet partilerine de seslenelim ki bu dönem gelecek olan seçimde kadınları böyle kenarda itilmiş, ötelenmiş olarak görmesinler. O kadınların karar mekanizmalarında olması adına da eylemsel bir çalışma içinde olsunlar. Bu anlamıyla altılı masanın vizyonundaki desteğimizi her zaman söyledik. Hatta şimdi genel başkanlar seviyesinde fırsat buldukça genel çalışmalarımızda hem onların hem bizim ziyaret etmeye de devam ediyoruz kadın konusunda anlatımlarımızı. Birincisi İstanbul Sözleşmesi acilen yürürlüğe girecek. Hı hı. İstanbul Sözleşmesi'nin dışında kreşlerin açılması, yaşlı bakım merkezlerinin tekrardan hayata geçmesi, kadınların istihdama girebilmesi, 4+4'ün eğitim sisteminden çıkarılması, anayasadaki o eşitlik ilkesinin doğru ve anlamlı bir şekilde yapılması önemli. Ve şiddet konusu, o şiddet konusunu hiç çok zorlanmıyorum açıkçası. Biz bu işin kitabını, kanunu yazanlar olarak önleme politikalarının da hayata geçmesinde iki kalem oynatabilecek ya da mekanizmaları harekete geçebilecek kadar konusuna hakim sivil toplum örgütleriyle beraber bu konunun acilen hangi parti olursa olsun önlemesine yönelik gayretlerin hayata geçmesine emek vereceğiz. Zaten yılları varan bir mücadele var ortada. Yasalar hatmedilmiş durumda. Açıklar biliniyor. Uygulama pratikleri, problemleri biliniyor. Onun için aslında reçeteyi uygulamak gerekiyor. Sadece problem orada. Uygulanma noktasında galiba. Kesinlikle burada bir kadın politikasızlığı var ve uygulamama iradesi var. Ben hani siyasetçi gözüyle bakmaya çalışıyorum. Eğer iktidarını sağlamlaştırmak istersem kadınların hayatını hani korumaya yönelik yasal mevzuatı çıkarmışsam uygularım. Ama burada ayak diretme, tabandan gelecek oya endekslenme, köşeye sıkışma bu gerçekten anlayamadığım bir sorun. Çünkü o çok önemsedikleri tarikat ve cemaatlerdeki kadınların bakış açıları da çok farklı. Onların birçoğunun şiddet konusunda, çocuklarının istismara uğramasında bizlerden aldıkları yardımlarla birlikte olduğumuz, yan yana mücadele ettiğimiz, dertlerini dert edindiğimiz arkadaşlarımız, o arkadaşların da beklentisi aslında hayata sağlıklı bakabilmek, hayatta sağlıklı ve huzurlu durabilmek. Kim kimin adına ne kararlar alıyor? Ben işin bu tarafındayım. Yani birileri pazarlık yapıyor, ortadaki malzeme kadın ama bu kadının fikri, kendine ait fikri, yaşam tarzı ve elindeki teknolojik, son model teknolojik cihazla dünyaya bakışı da var artık. Görüyoruz evet. ölen kuşaklarını, görüyoruz dışarıda kadınların yaşam hatlarını, nesiller arası değişime de tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye iktidarın gördüğü pencereden farklı bir Türkiye. Onu da buradan söylemek isterim. Oynanan oyuna gelmeyecek kadınlar var diyorum ben de. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum hakikaten. Çünkü problemin ana kaynağını fark etmek, çözmek için çok önemli oluyor her zaman. Ne bilmediğini bilmemek kadar görmemek de problem. Bu açıdan Canan Güllü'nün açtığı pencere çok önemli. Kadınlar bu oyuna gelmesin, gelmeyecektir diye ümit ediyorum ben de. Programın başından bu yana çeşitli haberlerle durumu anlatmaya çalışıyorum. Ülkenin yaşadığı
aradığı ortamı anlatmaya çalışıyorum sizlere. Çıkışa yönelik olarak da hani umudu yansıtacak cümleler kurmaya özellikle dikkat ediyorum. Fakat durum çok parlak değil. Açıkçası bu tablo çıkıyor yaşadıklarımızı gözümüzün önünden geçirirken. Geçen program Nevruz'la bitirmiştik. Nevruz'la yine sözü noktalamaya doğru yaklaşalım. Nevruz dedik ama hani bayram, kardeşlik, baharın gelişi, yeni başlangıçlar. Bu bağlamda Diyarbakır fotoğrafını bir getireyim ekrana. Onun üzerine söylemek istediğim birkaç şey var. Çünkü bu fotoğrafı Türkiye medyasında çok fazla görmemişsinizdir. Nedense pek konuşulmuyor ve görülmüyor. Oysa çok büyük bir kalabalık vardı Diyarbakır'da. 298 kişi ilk elden gözaltına alındı. Sonra 300'ü geçtiği ifade edildi. Bir tutuklama var. Bu tür haberlerin gündeme gelme işini anlayamıyorum. Oysa seçim sattım halinde özellikle Kürt oyları üzerinde hesaplar yapılıyor. Cumhur İttifakı'nın gizli görüşmelerinden söz ediliyor. Bir takım hesaplarından bu yasanın bu yüzden çıktığından söz ediyoruz. Şimdi ne bilmediğimiz bizi körleştirir. Sevgili izleyenler, şu dakikalarda bunu vurgulamak istiyorum. Bunu bilmek zorundayız. Bu görüntüyü görmek zorundayız. Bunun için zaten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a da gitti. Yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının ne istediğini, ne düşündüğünü bilmek zorundayız. Bu fotoğrafı görmek zorundayız. Çok önemli mesajları var bu fotoğrafın. Cumhur İttifakı'nın çabaları var. Arka planda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben diyorum ki şeffafça, demokratik gereklere uygun olarak çabalar sergilensin. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları gizlilik perdesi arkasında bir şeyler yapmasın. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları birlikte nasıl yol yürüyeceğini hesaplasın. Ben diyorum ki böyle olsun. Samimiyetle yurttaşlık hukuku çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının hak ettiği çerçevede bir takım politik manevra alanları oluşturalım ve yol alalım. Mesele bu. Kadın hareketinde de öyle, Kürt hareketinde de öyle. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı asıl olan budur. Birer ve demokrasi, evrensel hukuk ilkeleri bizim yolumuzu açacak olan budur. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte yol yürüyeceğiz. Hakça bir hayat olsun, hakça paylaşalım. Değil mi? Yani bütün bu kelimeler önemli. Eşit yurttaşlık çok önemli kelimeler. Bunlar oluşsun istiyorum. Bu anlamda örnek bir olay var. Boğaziçi direnişine götüreceğim sizi. Davul zurnalı bir hak kazanış var orada. Geri döndü efendim Can Hoca. Davul zurnayla karşılandı. Biz hep böyle haberler verelim. Hep hak edilenin gerçekleştiğini görelim istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci'nin görevine son verdiği öğretim görevlisi Can Can'dan mahkeme kararıyla üniversiteye geri döndü. Geri döndüğünde de böyle karşılandı davul zurnayla. Öğrenciler Can Hoca'ya merhaba, kayyumlara elveda pankartı açtılar. Naci Hoca'nın gidişini Can Hoca'yı fotoğraflayacak diye de efendim elinde bir fotoğraf makinesiyle onu görmek istediklerini dile getirdiler. Bu siyasi özellikle siyasi tartışmaların dışında bu ülkede ne olduğunu anlamak açısından önemli. Şu açıdan da önemli, bir yandan da haklılığın gücünü görüyoruz, bu çok önemli. Direnerek hak kazanma maalesef bize reva görülen bu. Dilerim ki çoğalsın bu görüntüler. Efendim, haklılığın bu şekilde zaferle sonuçlandığı görüntülerin çoğalması dileğiyle diyelim. Türkiye'nin bu görüntüsüne, bu aydınlık yüzüne katkı sağlamış bir isimle devam edelim. Bir haber daha vereceğim. Aydın Engin'i yitirdik, son yolculuğuna uğurlandı. Kendisini gülümseyen bir yüzle hatırladığımız için gülümseyen bir yüzle sunmak isterim ben de. Tavizsiz gazeteciliği ve gülümseyen yüzüyle efendim kendisini anacağız. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin basın tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade edelim. Neredeyse yarım asırlık bir katkısı var bu ülkeye bu anlamda. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine geçmiş bence aydınlık yüzüyle isimlerden biri olduğunu ifade edelim. Ve efendim ruhu şad olsun diyelim. Türkiye'nin hakikaten önemli isimlerinden biriydi ve önemli bir aydınıydı. Kaleminin aydınlığı genç gazeteciler üzerinde efendim eksik olmasın diyelim, ruhu şad olsun. Aydın Engin'i de uğurlarken sevgili dostlar,
Boğaziçi direnişinden geldik. Türkiye'ye katkı yapmış onca insanın emeğiyle aslında Türkiye'nin demokrasi tarihinin oluştuğunu belki söylemek lazım. Ve bu şu dakikalarda veda ederken şunu, bazen çok karamsar ben de olabilirim, belki size öyle de bir enerji veriyor olabilirim, ama şu dakikalarda programı kapatırken şunu söyleyeyim. Hep şu gelir aklıma, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar hakikaten savaş ortamında yoktan var ettiler. 10 yılda fabrikalar kurup 15 milyon genç yarattık diye marşlar dilimize dolandı, değil mi? O zorlukta, o güçlükte bunlar yapılmışsa efendim, ya hemen yarın başlarız. Çok daha hızlı, çok daha pratik. Çünkü biz daha kolay yaparız bu işi. Çünkü daha şanslıyız. O kadrolar gibi değil, yoktan var etmek mecburiyetinde değiliz. Bu ülkenin dinamizmi var, bu ülkenin imkanları var. Merak etmeyin, çok kolay olur her şey. Çok kolay bu ülke yeniden tamir olur ve rayına oturur efendim. Hiç merak etmeyin, gecenin bu saatinde içiniz kararmasın. Biz yapacağız bunu, başaracağız, merak etmeyin. Evet, yapımda, yayında emeği geçen arkadaşlarım adına Aslı Dumanay, Nurcan, kendisine geçmiş olsun dileklerimi ileteyim bu vesileyle. Emre Eker, Ahmet Sağlıca'ya ara ara yayınımıza katkı sağladığı için ifade edeyim ismini. Aydın Akkan ve sevgili Kerem Aydoğdu'yla beraber ve Serkan Bey, size de şöyle bir çok teşekkürlerimizle teknik müdürümüze diyelim. İstanbul ekibinin isimlerini sayamıyorum ama hepsi çok kıymetli, bu yayına emek verdiler. Gelecek hafta görüşünceye dek hoşça kalın diyorum efendim. Yüzünüzden gülücük eksik olmasın hiçbir şekilde. Çünkü olacak efendim, olacak. Geliyor gelmekte olan. Hoşça kalın.